seen corruption, so has the universe. In slow order, we created the Titans. Free from desire, they brought peace, balance, dark, and the sea. Sports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazlı wow. Dikindik. Wow. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Thanks.
Esports TV ekranlarından. Esports Twitch ekranlarından hoş geldin. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Esa Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Strom'un da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Esa Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Strom'un da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Esa Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Strom'un da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Esa Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Strom'un da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Es
Esports TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Merhabalar. SA Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Ve yalnız ikinci kaldı. Skorun değerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Ve yalnız ikinci kaldı. Skorun değerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Şu anda Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarından herkese iyi akşamlar. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Ve yalnız ikinci kaldı. Skorun değerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Şu anda Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarından herkese iyi akşamlar. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Ve yalnız ikinci kaldı. Skorun değerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Şu anda Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarından herkese iyi akşamlar. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Ve yalnız ikinci kaldı. Skorun değerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Şu anda Filip'in setini aldı ve gol. S
Esports TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Esa Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Skorumda yeri günü. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Şu anda Filip ve setini aldı ve gol. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Return of the Titans turnuvasının Thunder kısmında ikinci elemelerde, üçüncü tur maçlarında takımlarımızdan Regnum Karya ve karşısında Team Demiral yer alacaklar. Bakalım bu iki kuvvetli takım nasıl bir maç çıkaracaklar. Karşılaşmamız Best of 3 üzerinden oynanacak. Bu ilk haritamız baktığımızda Askent üzerinde oynayacak. Askent'teki şu anki kompu hemen yanımda bana yardıma gelen yardıma gelmekten çekinmeyen arkadaşım Ercan'a Nednak'a koçumuza teslim ediyorum. Evet Ercan, nasıl sence şu anki kompu? Selamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Güzel bir yayın geçirmek dileğiyle. İnşallah az hatalı bir yayın geçiririz. Şöyle ki şu anda bir farklılık yok zaten komplarda. Yani bir Astro Home'un farkı göreceğiz en fazla diye düşünüyorum. Default komplar Ascent'te görmeye alışık olduğumuz komplar. Şöyle bir durum var. Atak tarafında da savunma tarafında da. İki kompun da avantajları var. Şu anda Astra ile beraber atak kısmı belki zor olabilir. Ama defanstaki üstünlükleriyle direkt olaraktan bir sayıda Astra'yı bırakabilirler. Çekmesiyle patlatmasıyla beraber. Değişik bir maçı izleyebiliriz. Sadece bir Astra faktörleri bunu etkiler mi diye düşünüyor olabilir izleyiciler. Evet etkiler. Çünkü savunma tarafını direkt olarak... Yani baktığında ikisi de kontrol uzmanı ama hani bana her zaman Astra daha çok böyle IGL vari bir ajan olarak geliyor. Çünkü oturduğu yerden haritanın bütünle müdahale edebiliyor. Bu müdahale sadece smoke olarak değil. Çekmeleri var, şokları var. Yani gerçekten çok etkili bir ajan. Bakalım burada... Team Demiral nasıl kullanacak? Yani Oman'ın da avantajları atak kısmında daha fazla görüyoruz. Savunma kısmında da execute'leri yavaşlatma noktasında Astra ile aynı göreve geliyor. Ataklarda ise körüyle direkt olaraktan bir sayıda execute patlatabiliyor. Ben değişik bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum. Ascent map'i çünkü default bir map gibi oldu. Hani CSGO'daki Dusky gibi. Ama değişik bir şey izleyebiliriz şu anda. Bakalım. Tarafından Mid'den bir agro göreceğiz. Diğer tarafta da B'ye direkt bir execute göreceğiz gibi. Yani arkaya konulan bir karet farklılık yaratacaktır tabii ki. Rakibi durdurma noktasında. Direkt infolarla başlayacaklardır. Büyük ihtimal bir yani linke büyük ihtimal bir bıçakla beraber yakın info alınacaktır. Sonra direkt execute koşma başlayacaktır. Yani iki takımın da bir kumar oynadığı barizdi. Hani midden açılma 3 kişiye tutmuş. Hatta K'yle beraber 4 diyebiliriz. Diğer tarafta ise direkt olaraktan B'ye zekit tercih edilmişti. B'nin 2-3 başlamasına hiç bakılmadan direkt side'a girilmişti. Yani büyük ihtimalle ikinci roundda da bir anteko pozisyonu. Bu arada benim mikrofon benim mikrofon kapalıymış. Kendi kendime konuşuyorum Ercan.
Evet, dediğimiz gibi daha az hatayla hani olabildiğince bütün ciddiyet şu an kayboldu. Bakalım Anteco'da nasıl bir oyun izleyeceğiz. Bu arada gelen bir keşif oku var ama şu an için o keşif okundan herhangi bir info alamadılar. Burada bir long potion isteyecekler. Burada yalnız iki silah atışı. Burada en az iki oyuncunun farkındalar. Şu an için o noktada baktığımızda. Bakalım Bardolf yalnız double pick'te kendine yine de kill bulmayı başarsa da Verlas'tan gelen bir takas var. Durum 4'e 4 bir beraberlik. Tabi burada silah gücünün Anteco'nun sahibi Regnum olduğunu düşündüğümüzde pekala avantaj şu an için hala Regnum'da. Bakalım nasıl devam edecekler. Şu an için A-Site'de 3 oyuncuyla bu noktayı bekliyorlar. Özellikle bu noktadaki Spike'ı da düşündüğümüzde orada nasıl bir stack olacak. Verlas'tan bu arada gelirken bu arada Naked kendisine kill bulmuş. Durum 4'e 2. Artık buraya oynamalarını engelleyecek fazla da bir oyuncu sayısı kalmadı ama bir rotasyon isteyebilirler mi? Özellikle böyle bir anda silah düşürmek istemiyorlarsa Lauzen. Bu arada epey hit almasına rağmen kill çıkarmaya başardı. Naked'dan gelen şimdi bu kill ile birlikte. Durum 2-0. Yani round direkt olarak da okudan simbolünü. Ondan dolayı A tarafını üçlediler 4 kişiyken. Ama ona rağmen ekstra bir adres yapmak istediler. Netemin olmak istediler. Yani silah bitten dolayı da direkt olarak da cezalandırdılar diye yorumlayabiliriz. Valla güzel roundtu. Özellikle bir şeyde abi lafını bölüyorum çok özür dilerim. Yine bir B-Exit izleyeceğiz ve savunma tarafı bunu tahmin ediyor. 3 ile başlıyorlar ve direkt olarak kayıthanede birisi kendini saklayaraktan başlıyor. Bakalım ne geliyor. Çok hızlı bir giriş. Yalnız orada Jelly'den gelen bir takas var. Barney. Yani Naked tekrar kendine entry'yi bulmuş. Yalnız bir anda gelen bu takasla birlikte her ne kadar garaj kontrolü onlarda olsa da artık buradan geri çekilmek isteyecekler. Bakalım Lazio burada kendine bir oyuncu bulabilecek mi? Barney hemen Cross'un karşısında ama ne Barney ne de Lazio bu durumun farkında değil. Diğer taraftan şöyle baktığımızda Jelivel buradaki hareketliliğe karşı kontakla birlikte hareket etmek isteyecektir. Özellikle bu noktada bekleyen Barney onun için en büyük infoyu taşıyacak oyuncu. Şöyle baktığımızda A-Site'da da iki oyuncunun açıldığını görüyoruz. Özellikle bu iki oyuncunun açılmasıyla birlikte buradaki B'deki oyunun devam edeceğinden %100 emin durumdalar. Şu an için akan bu infolar birazdan onlara nasıl bir son getireceğini bilmiyorum. Şu noktada aslında bir sıfır noktasıyla arkaya doğru atılacak bir info belki de burada onların neyi beklediğini gösterebilir. Bakalım. Şu an için buradaki iki oyuncu şimdi geri çekildi diğer tarafta. Bakalım Jelivel kendi kill bulabilecek mi? İyi denemeler. Barney ve Jelivel'den gelen kill ile Jelivel 3. kill'i yolluyor. Naked her ne kadar kendisine Barney yakalasa da Jelivel 4 kill ile round içerisinde devleşen oyuncu oluyor. Yani A tarafında hiçbir baskı göstermemişlerdi. Ve oradan gelen push ve aynı zamanda kill rotate'in çalışmaya devam etmesi oyunun B ya da mid to B olduğunu direkt kanıtıydı. Ondan dolayı pozisyonlarını bozmadılar, pozisyonu korudular. Yani silah avantajları da vardı zaten, bonusa karşı oynadılar, anti-bonus roundıydı. Savunma tarafı kendini öne geçirdi. Yani direkt B-Execute'ü bonusta kullanmak mantıklı tabii ki. Ama o tarafta bir tane en azından A oyuncusu bırakılabilirdi oyunun değişik senaryoları için. Yalnız burada değişik bir durum var. Evet, kendilerini garaj tarafında gösterecekler. Özellikle burada... Orada çok güzel bir mikro oyun. Özellikle oradaki tarifi yok ederken hasar verme yönelik ama buradan etki almadan kurtulmayı başardılar. Yani diğer tarafta bakalım kendisine Barney kill bulabilecek mi Lazio'nun oradaki pozisyonu. Ucu ucuna kurtulduk söylesek pek de yalan olmaz. Özellikle Lazio'nun orada cross'unu koyduğunu düşündüğümüzde. Diğer taraftan baktığımızda az önce A arkasında olan Naked ve Spike şu an garaj tarafına geldi. Primachine ve Bardolf ise şöyle baktığımızda aynı rotadan tekrar bir rotasyon atıyorlar. Attıkları bu rotasyonla tekrar oyunun B'de olacağının tamamen farkındalar.
Yalnız burada iki oyuncunun da farkında. Kurvostal'den çok güzel bir kill. Verlas'tan gelen bu kill ile birlikte The Machine Naked'ı yakalamış. Arkadan gelen baskının farkındalar. Burada Bardock pazardan mı? Hayır. O da garajdaki oyunu devam etmek isteyebilir ama bu arada The Machine'den mükemmel bir headshot da. Durum 3-2. Epey de zamanları var. Bakalım buranda oynamak isteyecekler mi? Yoksa bir save kararı gelir mi? Yalnız gelen Smoke'la birlikte. Evet, şimdi burada ilerlemek isteyecekler ama gelen prefire'lardan sonuç çıkaramadılar. Artık bu noktadan sonra yeterli vaktin olmaması, yani round'u clutchlamaları neredeyse imkansız olduğu bu noktada sevlemekten başka bir çareli kalmıyor. Ve durum 3-1. Yani söylediğimiz ekranlar şu an atak tarafı gerçekleştiriyor fazlasıyla. Grocery korkusuz bir şekilde site'lara giriyor ve arkasında direkt olaraktan supportlayan Sova fazlasıyla bir şekilde supportluyor şu anda. Ekstra olaraktan söylenecek olay şu, 2'dir, 3'dür. A'dan bir push geliyor ve A'dan gelecek olan push'u artık bir anti bulmaları gerekiyor. Çünkü oyunun B olduğunu bariz anlıyorlar. Hani savunma tarafı şu an cezalandıramıyor gözükse de bile aslında şu anda belli bir sıkıntı var. Sürekli olaraktan B üzerinden kurulan bir oyun. Yani KO Sova rotasyonu direkt olaraktan aslında olayın direkt çözümü olabilir savunma tarafı için. Bakalım gelecek mi? Bir sonraki el için söylüyorum. Yalnız yani site'de iki oyunculardı. Gelen bir kill var, ardından gelen bir takas yok. Hani asıl endişe verici durum bu. Ve bahsettiğin gibi Crosshair'i çok rahat site içerisinde kendine pozisyon bulabiliyor. Tam olarak şu an gördüğünüz gibi yani atışını tuttursaydı çok da güzel bir entry de alacaktı. Bu arada oyuncuların yerleri belli. Naked yani yakalarken Lauzan ve Raven'den gelen bu killerle birlikte yalnız Cutie Jelly. Şimdi aldığı bu killle birlikte tek başına kalan Revenue. Bakalım nasıl hareket etmek isteyecek. Kayıkhanedeki pozisyondan neredeyse %100 eminler. Diğer bir kötü nokta ise en üst spike'ı kurmaması. Güzel bir headshot yolluyor. Bir line-up gelir mi diyoruz ama. Yani bu noktada Bardock buna izin vermiyor. Yani double kill çıkması çok kolay olurdu. Yani ciddi manada ama zaten bir canıyla bitirdi round'u Astra. Yani şu cezalandırmayı devam etmeleri lazım. Hala cezalandırabildiklerini söyleyemem savunma tarafı için. Yani şu anda yani skor dezavantajlarından dolayı söylemiyorum. Round'lar çok yakın geçiyor. Ondan dolayı söylüyorum. Hala oyunları basit bir şekilde devam etmezse yani cezalandırılması gerekiyor şu anda. Yani 5. eldeyiz. 6. el masası var. Ve hep aynı şekilde başlıyorlar. Bir değişiklik çoğu şeyin rengini değiştirir diye düşünmekteyim. Bakalım bu kez ne izleyeceğiz? Crosshair'ı. Yani tam bir entry'e yaraşır şekilde garajda ilerliyor diyecekken bu şekilde Jelivel tarafından arkalanması da bir miktar tuhaf oldu. Neyse nazarımız olsun. Nazar çıktı diyelim. Bu arada oyuncu düşmesine rağmen bu noktadaki kontrollerini henüz vazgeçmiş değiller. Burada en azından orba almak isteyecekler ama diğer tarafta Spike'ın burada arkasında olduğunu düşündüğümüzde oyun artık biter bu arada. Yani kesinlikle şu anki pozisyon yönelebilirler. Çünkü o oyuncuların buraya gelmesi, Spike alması vesaire gibi baktığımızda kalan zaman 30 saniye gibi bir süre olacak. Evet rotasyon atılabilir ama ne kadar yetişebilirler? Çok fazla sıkışmış olurlar. Bunu istemeyeceklerdir. Baktığımızda şu an artık oyunun ağ olduğunu bilen bir Team Demiral var. Bakalım bu hazırlığa karşı nasıl bir oyun olacak. Şöyle baktığımızda tam zamanda kullanılan bir nano sürü ama The Machine aldı kill. Barn'da gelen bu killle birlikte tek başa kalan Verlas. Ooo elinde bu Cutie Jelly ultisiyle başladığı işe Frenzy'siyle bitiriyor. Ve durum 3-3. Açıkçası güzel başlayan her şey güzel devam etmiyor. İlk roundluk bir serileri olmuştu. Ardından bonusta bir kayıp olmuştu ama ardından tekrar kazanan Regnum. Üst üste gelen iki roundluk bir seri var. Kaybedilen seri var. Ne diyorsun Ercan? Yani operatör de yani ekonomiyi geri topladılar. İki round üst üste kazandıkları için. Geçen yıl ultisiyle geçirmişti. Bu operatörle maçı kitlerler mi sence? Yani Crosshair'e nazarımız değmezse kitlememeli lazım. Kitleyebilirler. Olacak.
Yani şu an için long kontrol onlarda bol bol da info veriyorlar rakibe. Özellikle burada bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Gelen bir sıfır noktası var. Sıfır noktasıyla bir maçın... Oyun B bitecek. Bariz bir hareket. Yani hatta KO ultisi şu anda atak tarafında diye düşünüyorum. Yalnız tarafı... baktığımızda Jet ve Killjoy şimdi rotate halindeler. Yani o zaman şunu yorumlamasını yapabiliriz. Direkt olaraktan Mika Hatimiyeti'nden uzak bir atak oyunu izliyoruz. Yine aynı şekilde A'da varlık gösterdiler. Sonrasındaki rotasyonla beraber, şimdi Sovorp ile beraber B execute varyasyonu görüyoruz. Ama dediğim gibi yani KO'nun ve Sova'nın sürekli dönen utility'leriyle beraber bunun garantisini alamazlar. Rotate'i yedirebilecekler mi? Zannetmiyorum. Bakalım neler olacak. Oo, burada bir maşin. Smoke arkasında yolladı ikinci kill ile birlikte. Bir de orada Revenue'nun şu an düştüğünü görüyoruz. Dallas. Yani Lauzan sürüleriyle kill'i çıkarmayı başarmış. Lauzan'dan yalnız gelen üçüncü kill. Yani tokat tadında killer göndermeye devam ediyor. Naked bakalım 2'ye 1 bu kılıcı gönderebilecek mi? Şöyle baktığımızda Heaven ve Electric tarafında ama Jailwell. Wallbang headshot'ıyla Naked'ı durduruyor. Yani yine... şöyle bir analiz yapmam gerekirse atak tarafı için yani bir pause şart. Mid'den hiç oyun oynamıyorlar. Pause şarttan kastım da şuydu, hani pause'u gördükten sonra söylemiş gibi oldum ama direkt olarak düşüncem olaraktan da buydu. Çünkü şöyle bir durum var. Mid oyunu hiç kurmuyorlar. Mid'deki sadece Killjoy'un o alarm butonu kırsalar direkt olaraktan bir lurk, hani bir şey, hani rakibe en azından derler ki hani midden belki lurk gelir. Bir kişiyi arkaya bırakmak zorunda kalırlar ya da bir tane utility daha mid'e harcamak zorunda kalırlar. Ama buna izin vermiyorlardı. Büyük ihtimal şu an Manur da onu aktarıyordur oyuncularına. Midden de oyun kuralım ya da midde en azından Sova line-up ile beraber şu Killjoy alarm botunu kıralım diye. Ne kadar geriye kullanırsa bile Killjoy alarm botu. Onun kırılması gerektiğini düşünmekteyim. Harici olaraktan şu anda 5 tane ulti var toplamda oyunda. Bu ultilerle beraber hem retake'ler hem de execute'ler kolay olacaktır diye düşünüyorum. Kece ultisiyle beraber çok daha rahatlayacaklardır. Şunun bariz bir şeyini söyleyebilirim. Yani Ascent'in savunma ve atak kısmında da eşitliği gördüğüm için. Yani %50 bile %49'dur. Ne kadar savunması kale gibi denilse de. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki savunma şu anda hatalı oynasa bile atak tarafı bunu cezalandıramıyor. Hani rotate'ler geç gelse bile veya normal gelse bile cezalandırılamıyor bir atak tarafından. Ve sürekli B tarafında ağırlık kurulan bir oyun var. Ne kadar B oynarsanız o kadar çok ağırlığı oraya çekersiniz. Şu anda da büyük bir B execute veya mid to B göreceğiz. Yani olması gereken o aslında. Baktığımızda burada defans tarafından Avrupa'yı bir savunma yok. Yani hani short'tan baskı kuralım, mid'den baskı kuralım, daha atak gerçekleşmeden oyuncu azaltalım gibi bir şey yok. Yalnız ooo QTC orada gönderecek mi Frostali? Ultisiyle, hançeriyle onu yakalamayı başardı ve özellikle burada bir operatör oyuncusunu durdurmasıyla bir anda round'un bütün gidişatını değiştirmiş durumda. Lauzen'den gelen bu ikinci kill ve durum 5'e 3. Şimdi orada bir takas isteği ettik. Eşin çok az canı var Lauzen. Burada 2'yi göndermiş. Bakalım tek başına kalan Barney ve diğer tarafta Jelly. Jelly'den gelecektir operatörden dolayı. Yani çünkü şu an için baktığımızda A-Side tamamen burada Regnum Karya kontrolünde. Yani spike kurulmuş, pozisyonlar alınmış ve burada ultisi açık bir Jet oyuncumuz var. Crossali var. Yani bu pozisyonda Sevi bırak, ben direkt Breeze'e falan kaçardım herhalde Ercan. Abi o zaman aktif map'in dışına çıkmış oluruz. Yani yani iki manada da hem dediğim gibi şimdi yedili map havuzdan çıkmış. Baktığımızda savunma tarafında hakikaten atağın, bilmiyorum, bu benim yorumumdur. Biraz böyle yavaş oyunlarında olamaz. Yani burada operatör sevlemek isterken bu şekilde düşmesi gerçekten acı verici. Neyse ki Odin'i sevilecekler ama hala burada epey bir ekonomik hasar aldıklarını da söylemek lazım. Hem zırhını kaybetti onu durduk ya, hem de 200 kostan oldu. Şunu söylemek istiyorum. Alarm bottan sonra gelecek olan pick, yani kontak pick değildi. Ve default pick de ondan dolayı direkt olaraktan zaten cezalandırılması normaldi. Lauzen'in aldığı iki tane kill direkt olaraktan zaten işin rengini değiştirdi. Maçın başında da söylemiştim. A tarafından bir push her zaman geliyor neredeyse.
Buna karşı bir tane oyuncuyu orada tutmak direkt olaraktan size 2-2 kazandırır demiştim. Kazandırdı. Devam da edecektir. Yani çünkü orada bir alarm botu ya da taretin sesini duymadıkları sürece oyun orada devam edecektir diye düşünüyorum. Gelen bir sıfır noktası var ama hızlı bir şekilde iptal ettiler. Bu arada midden bir agresif oyuna karşı şu an için o noktada beklemeye devam ediyor. Crosstel'i bakalım kendisine burada bir av bulabilecek mi? Ama şöyle baktığımız kadarıyla yine burada epey ağır bir defans pozisyonu var. Barney ile birlikte Jelivel şu an için. Kontaklı oyun isteyecekler. Orada ufaktan Naked'a dokunmayı başardı. Hatta kalkanı da almayı başarmış. Bakalım. Yani bu noktada B oynamaktan vazgeçen bir Regnum Kari var. Burada drone ile birlikte aldıkları info ile evet A'ya ilerleyeceklerini artık net bir şekilde söyleyebilirim. Yalnız pizza tarafından info alamadı. Acaba orada kimse var mı? Ama tabi bu haritanın genel setup'ına baktığımızda orada bir Killjoy'un alarm botunu konumlandıklarını düşündüğümüzde orada herhangi bir oyuncu olmayacağını da düşünecektir. Ama şimdi gelen bu info ile birlikte artık oyunun nereye gideceği herkes tarafından biliniyor. Yalnız buna nasıl karşılık verecekler? Burada Avcı'nın hükretiyle bir deneme var. Jelivel kendisine bir oyuncu yakalamayı başarmış. Tarafında şimdi Barney yakaladığı bu oyuncu ile birlikte Pirmaşin. Ve Barney'in bütünlerinde Jelivel son noktayı koyuyor. Ve hızlı başlayan, geç de olsa hızlı başlayan atak saniyeler içerisinde son buluyor. Yani Sova'nın Odin'le direkt olaraktan line-up'ı vardı. Hani onu kullandığımı göremedim. Ama büyük ihtimal kullanmıştır diye düşünüyorum. Ondan dolayı karşı Sova'ya o kadar damage verdi. Anti-Killjoy'sine karşı Sova ultisi bekletiyorlardı. Harici olaraktan Killjoy'un aldığı pozisyon için direkt olaraktan bir line-up'ı vardı. Killjoy'un sarma line-up'ı. Onu da kullanılmadı. Hani atakta çok kusur vardı ve savunma tarafında da şu anda bir mid oyunu beklememiz lazım artık. Çünkü midde hiç oynamıyorlar. Ama şu anki yaptıkları da tuttuğu için rakibi midde bir oyunları, midde oyunları çok rahat başlayacaktır. Şu anda alarm botun kırıldığını görüyoruz bu arada. Bu da zaten az önce bahsettiğimiz konuya geliyor. Bir alarm bot bile middeki tüm oyunu durdurmaya yetiyordu. Kaç eldir. Bakalım şimdi round içerisinde ne izleyeceğiz. Yalnız bu noktada hakikaten bir Odin'in o noktada tacizi, devamlı ateş etmesi, hatta oyuncu düşürmesi gerçekten çok sinir bozucu. Lauzi'nin şu an neler hissettiğini az çok hissedebiliyorum. Birçok kez ben de bu durumla karşılaştığım için bakalım şu an için orada kendini gösterdi ama yavaş yavaş oyunu özellikle atılan bu smoke'la birlikte oyunun burada B olduğu algısıyla A'ya doğru ilerliyorlar. Yalnız bunu pek de bu algıyı kabul eden bir Demiral yok. Bakalım Team Demiral. Şimdi bu short baskısında nasıl bir oyun izleyecekler? Şöyle baktığımızda long kontrolüyle ilerleyecekler. Diğer tarafta antrotasyonda Lauzen pozisyonda. Lan smoke'larla birlikte şimdi deşiyle sahaya girmeyi başardı. Bakalım yalnız gelen keşif oklarında pozisyonlarını değiştirmekten başka çareleri kalmamış. Gelen Nate'le şu an Heaven kontrolünü tamamen kaybetmiş durumdalar. Diğer tarafta bakalım QTC'li elindeki operatörle şöyle bir gözetliyor ama bu arada şöyle baktığımızda iki takım daha kendisine entry bulsa da beraberlik olan bu durumda Spike kurulmuş. Artık bir tek nasıl şekillenecek? Crosstel'i pozisyonu güzel. Orada oyuncu gördü. İkilini yollamayı başardı. Diğer tarafta QTC'li. Şimdi operatörüyle kendine kill arayacak. Yalnız Verlens ve Crosstel'den gelen killerde QTC'li. Burada ikinci killini yolladı. Bir kill daha arayacak. Çok güzel pozisyon almış. Regnum'a karşı Revenue. Son noktayı koyuyor. Durum 5-5 berabere. Yani sadece bir kayıpla side kontrolünü almayı başardılar. Evet karşılığında bir de oyuncularını kaybettiler ama 4'e 4 pozisyonda beraber pozisyonda spike kurulmuş. Oyuncular pozisyon almışlar. Heaven'a kadar kendilerine alan yaratmışlar. Yani böyle bir pozisyonda retake nasıl olabilirdi? Ya da şu anki izlediğimiz bu retake'i nasıl değerlendirirsin? Bence fazlasıyla eksikti. Ondan dolayı zaten Mustafa abi de şu anda krizmi yoktu. Ondan dolayı zaten şu anda timeout aldı diye düşünüyorum. Harici olarak da takıma şu an gap'i söylüyordur. Son iki elde kazandırabilmek için. Mid'e çok avantajsız bırakmaya başladılar. Ondan dolayı zaten rakip el alamıyorken el almaya başladı. Harici olaraktan
Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Savunma tarafı şu anda utility kullanmakta direkt olaraktan late bir pozisyonda kalıyor. Yani ondan dolayı late kurma oyunu atak tarafı için mantıklı. Ama direkt executor'ı çok belli ettikleri için de savunma tarafı hızlı rotasyon verebiliyor. Yani bundan da uzak bırakmak gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Bir tane daha ekleme yapacaksam. Çok basit bir tek atılabilirdi bu sahnede en azından. Ama izin verilmedi diye düşünüyorum. Yani direkt olaraktan utility comp yani yapılabilirdi. Dediğim gibi üzerine Valorant'ta çizgisel olaraktan ders verilebilirdi yani o manada söyleyebilirim. Bu arada hızlı bir execute mi izleyeceğiz? Yani baktığımızda 4 oyuncu burada. Yine Lurk'te bir oyuncumuzu bırakmış. Oyuncu bırakılmış. Gelen profillerle garaj kontrolü şu an için alınmış durumda. Yalnız B-Side'de 3 oyuncu var. Genelde baktığımızda burada Barney ile Jelivel varken bu kez onlara ekstra olarak burada Kayıkhane tarafında Primaşin'de pozisyon alan diğer bir oyuncu. Bakalım nasıl devam etmek isteyecekler. Bu arada bakalım Lauzen yani long kontrolüyle burada Lurk'üne devam etmek istiyor ama şu an için orada Q2 Jelly. Özellikle şimdi ondan da Suri'yi de gördüyse artık ne kadar mutlu olduğunu tarif edemem. Burada short'tan girmek isterken Barney'den gelecek desteği bekleyeceklerdir zannedersem. Orada bir tane KO line-up'ı gördük bu arada. Direkt olarak da info alacak. Yalnız oyunu tekrardan B'ye çeviriyorlar. B girişinde double setup kurulu şu anda. Alarm bot kontaklı. Bakalım ne göreceğiz. Yani şu an için onları durdurabilecek sadece Barney var. Diğer tarafta sit tarafında Jelly var. Atağın başlamasıyla birlikte kendisine yalnız burada soldan gösterip sağda onu yakalayan Crostali. Ama henüz Primaşin çok geç tepki verdi. Daha önce onu durdurabilirdi ama buna rağmen orada hatasını epey azalttı diyebilirim. Yolladı killerle ama Naked'dan gelen bu kille birlikte Q2 Jelly belinde operatörü karşısında 4 rakibi spike kurulmuş. Yani ne yapabilir? Exit frag'ten olabildiğince rakip ekonomisine zarar vermek isteyecek ama hemen şöyle baktığımızda bunda da ne kadar etkili olur bilemiyorum. Bakalım. Ercan. Kaçırılan bir atış. Operatör oyunu görmek isterdim savunma tarafında. Ne yazık ki onu göremediğimi düşünmekteyim. Bu operatörü isteyecekler yalnız. İki taraflı baskı var. Şimdi smokeları ve 5'leriyle kendisine ikinci kili buldu yalnız. Durum 2-1. Ama revenue artık daha fazlasına izin vermiyor. Durum 6-5. Ve ilk yarının son rounduna geçiyoruz. Bakalım burada Team Demiral ve Regnum Karya arasında bir beraberlik mi yoksa üstün kapatan taraf burada Regnum Karya mı olacak? Yani ben de söylüyorum yani savunma tarafında daha aktif bir jet operatör kombinasyonu görmek isterdim. Execute oyunları şu anda durduramıyorlar ve bundan dolayı da hala bir şey verilmedi. Yani büyük ihtimalle double setuplar kuruldu hepsi için, tüm oyuncular için. Kijol Sova için ve Astra Kevin için ya da Jet Kevin için. Round'u çalabilirler mi sence? Yani böyle bir silah gücünde yalnız mükemmel, yani mükemmel ötesi bir mikro oyun. Oradaki flash pickle birlikte bir anda durum berabere geldi ve şu an için acaba ne olur diye düşündüğümüz noktada yalnız inanılmaz Lauzen sızdığı noktada şu an için Barney tek başına bıraktı. Lauzen'in yeri belli burada. Yalnız kaçırılan bir atış var. Şu an için Garden tarafından gidecek mi? Evet, silahla beraber oynamak isteyecek. Henüz spike kurulmuş değil. Diğer tarafta baktığımızda Revenue burada side altında onun gelişini bekliyor. Barney bakalım burada nasıl hareket etmek isteyecek. Şimdi ufaktan pikler geliyor. Denemeler yalnız bir line up pozisyonu. Inanılır gibi değil. Barney ilk rakibini düşürürken ikincisini Wallbang'den durdurmayı başarıyor. Ve belki de giden roundu ucundan tutup geri kazanmayı başarıyor. Durum 6-6. Team Demiral son saniyelerde beraberliği kazanıyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim şu an atak ve savunma tarafları için.
Aktif bir savunma tarafı izlemedik. Daha çok rakibini bekleyen bir savunma tarafı izledik. Oyun okuması, IGL'in direkt olaraktan oyun okuyup da stack attırma oyunu gördük. 4'e 1 setuplar, 3'e 2 setuplar gördük sürekli olaraktan. Şimdi diğer tarafın savunmasını izleyeceğiz ve daha aktif bir savunma oynayacaklarını düşünmekteyim. Kendi fikrim en azından bu yönde. Operatöre geçtikten sonra jetleri en azından. Harici olaraktan da tam tersi bir şekilde de atak tarafında Midway oyunlarını, Midway oyunlarını çok göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım ne olur. Bakalım ikinci yarının bu ilk roundunda, bu piston roundunda nasıl bir oyun izleyeceğiz? Şöyle baktığımızda Entrisi QTC'li kendisini. B lobide pozisyon almış. Diğer tarafta long tarafında özellikle Sova'nın drone'uyla epey info aldılar. Burada jet görüldü. Bakalım ona karşı oynamayacaklar mı? Yollanan bir dart var ama yalnız burada epey utility harcanmış durumda. Bunu bakalım ne kadar kullanabilecekler. Çok güzel bir giriş yalnız. Naked onu yakalamış. Pazardaki pozisyonda ikincisini yolluyor. Revenue ve Verlast'tan gelen killer. Tek başına kalan Barney. Karşısında 5 rakibi var. Üzerine doğru oynuyorlar. Sadece 24 can ve Naked çektiği bu çileyi yolladığı dartla sonlandırıyor ve bu kez de bu pistol roundda da kazanan Team Demiral oluyor. Özür dilerim. Regnum Kari oluyor. Taraf değişti abi. Normal şu anda karıştırma. bu arada Regnum Kari'nin ikinci pistolü yanlış bilmiyorsam. İlk pistolü de onlar almıştı. Evet, ilk pistolü de onlar almıştı. Cümleye yanlış başlayınca öyle gidiyor zaten. yani bayağı üstün bir pistol gördük. Bunda da direkt olaraktan smoke dash atmış olan jeti düşürüp kapıyı bile açmasına izin vermeyen durum gördük. Pistol roundlar önemli ya strateji olaraktan. Direkt olaraktan oyunun inmesini belki de ilk rounddan karşı takıma baskı olaraktan hissettirebiliyorsun. Yani ilk iki round neredeyse yani Ooo yalnız böyle bir agresif olamaz QTC'li. Resmen yani abi, yatır gibi çöktü üstüne. O noktada yapacak pek de bir şey kalmadı. Yani durum 5'e 2. Farkındaysan direkt dedik yani. Ama analizi yapan sensin Ercan. Burada nazar değdiren sensin. Burada abi kesinlikle. Abi benim hiçbir suçum yok. Son yorumu sen yaptın. Bak adamlar kazandılar. Adamlar kazanabildiler. Hani şimdi şöyle bir durum var. Açık bir şey. Savunma tarafının direkt olaraktan aktif bir rol oynamamasından dolayı gerçekleşen bir durum izledik. Şu anda da zaten hani Anteco'da ya site'da durmayacaksın kendi yorumum en azından. Yalnız ya bu Phantom'u yani isteyen bir Team Demiral farkın çok var. Normal, çok normal, çok normal. Ya, senin de 5 oyuncun yaşıyor olsa abi sen de o silahı istersin. Ki alacaklar gibi yani Şerif. Naked çok Naked iyiydi. Yalnız 10 canı var, kurtulacak mı? 3! Yani evet 3 kill çıkarmayı başarsa da pek de bir anlamı yok. Açıkçası orada Phantom düşürmesi giden 3 oyuncudan çok daha fazla can acıtmıştır diye düşünüyorum. Evet durum 7-7. Ercan'ın nazarıyla birlikte Team Demiral burada beraberliği kazanmayı başardı. Ve Regnum Karya'dan tekrar bir pistol round izleyeceğiz. Yani şerifleri var en azından. Anti Echo'yu ve anti push'u şu anda tutmaları lazım. Bu arada çalışılmış bir anti push görüyoruz şu anda. Çalışılmış bir anti push direkt an çalışılmış bir Echo görüyorum. Yalnız Jelivel. İlkini yolladı. Jelivel'den gelen 2 kill. Durum 4'e 2. Naked'dan burada garajdan bir arkalama deneyebilir ama Barney o noktada. Barney. Round kapatıyor. Durum 8-7. Team Demiral için rahat bir round oldu. Nihayetinde 4 tane 4 şerif vardı orada. Hani pekala round bir anda geride dönebilirdi. Özür dilerim Ercan devam et. Ben bu rounddan sonra Regnum Kari'nin el vereceğini düşünmüyorum. Crossları aktif bir operatör oynarsa el vereceğini düşünmüyorum. Kendi fikrim bakalım ne olacak. Taking that back.
Bu arada şunu dile getirmek istiyorum. Direkt olaraktan anti-operatör taktikleri var şu anda adamların. Yani şu andaki o push'u beklemeleri, operatörün pik almasını beklemeleri, mid'e kullanılan turret, mid'e kullanılan smoke direkt operatörün pozisyonunu, default pozisyonunu bozdu. Yani şu anda yine ama mid aktivasyonunu direkt olaraktan almayı başardılar. Bakalım ne izleyeceğiz. Yani bir execute geliyor. Direkt mob'lardan anlaşılıyor. Yani gerçekten çok yavaş bir round. Hani baktığımızda evet bir full buy ve kaybettikleri takdirde tekrar burada pistole düşecek olan bir Regnum Karya var. Aslında burada Team Demiral'dan daha çok dikkat etmeleri gerekirken Team Demiral burada epey zamanı yavaş bir şekilde kullanıyor. Yani zaten gergin olan sinirler hepten kopma noktasına gelmiştir. Hadi artık şu an şöyle bir ses olabilir. Hadi artık oynayın. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Ve beklenen entry gerçekleşti. QTC'li çok rahat kendine yalnız pozisyon buldu. Bakalım burada. Oo, Naked. İlk entry'yi yakalamayı başarmış. Bir machine orada yakalayacak mı? Bir timing. Gelen takas. Pürmeşinden gelen bu ikinci kill ile birlikte yalnız Krostali hızır gibi yetişiyor. Yolladığı bu operatör kill ile durumu beraberliğe taşımış. Şimdi spike kuruluyor. Yani bir saat daha geç kalsaydı ama Krostali'de inanılmaz bir flick geliyor. Krostali ne yapıyorsun? Bu nasıl bir operatör kullanımı? Krostali! Yani elinde sanki bir operatör yok, Vandal var ya da daha seri ne olabilir, bir Singer var gibi böyle bir silah kullanımı olamaz. Silah recoil'i direkt olarak da sonuçlandı silah recoil'i. Yani inanılmaz bir oyun izledik. Aktif bir operatör oyuncusunun bariz örneklerinden bir tanesini izledik işte. Yani Kivile Kuvişin orada falan da gördüğümüz bir durum bu. Aktif oyunculuk da direkt olarak da gerçekleşti. Krosser daha da özgüven aldı şu anda. Büyük ihtimal sürekli pik deneyecektir. Pikleri cezalandıramazlarsa direkt olarak da kaybedecek. Yani askent kitlemenin en güzel yolu operatör. Yani burada short'ta bir piklese, oradan mid'e geçse, oradan B'ye geçse falan. Burada rakip sadece ölmeyi beklemekten başkasını yapmaz. Bakalım dediğin gibi yani şu anki özgüveniyle. Yalnız az önce Krosel'in oyununda 25 sene önceki kendimi gördüm öyle söyleyeyim. 25 az oldu abi, bence 35'i var onun. Kez bir ağ girişi orada flashla birlikte yakaladı. Verlas'ı rahatlıkla durdurmayı başarmış. Heaven'daki oyunu özellikle smoke ve çekimini yavaşlatmasıyla çok rahat bir giriş. Bu noktada Revenue'den denemeler olacaktır. Bakalım Johannes Krostoli tekrar iş başında. Bakalım kendisine daha fazlasını bulacak mı? Özellikle gelen bu tecritle birlikte epey vakit ve pozisyon kazanmayı başaran atak şu an için Lauzen. Lauzen ve Jelivel. Burada bir timing yakabilir miyiz? Ve timingde Jelivel. Şanslı olan taraf. Bakalım Krostoli'nin ultisi nasıl? İlk önce şimdi girişini yapıyor ama o noktadaki çaprazda çıkaran oluyor. Ve şimdi Barney'den gelen bu son kill'le birlikte durum 9-8. Yani orada ne yapabilirdi? Yapabilecek en güzel şeyi yaptı. Ultisini açtı. Ultiyle deneme yaptı ama Heaven altını check etmesi gereken o muydu sence? Yani ilk oyuncu olaraktan değildi ama jet olaraktan evetti. Yani şunu söyleyebilirim. Sova ultisi direkt olaraktan Heaven altına kullanıldı. Bunu görünce de direkt olaraktan Kejo ultisi yeni buff'ından sonra direkt olaraktan kullanıldıkları için direkt bitti zaten round benim gözümde. Çünkü 15 saniye kazandırıyor ve bu çok büyük bir avantaj. Ondan dolayı yani büyük ihtimal retake'i başarılı bile bitirmiş olsalardı bombayı çözemezlerdi diye düşünmekteyim. Harici side'a atılan AI execute'da kullanılan utility'ler tam zamanında, tam timing'de, tam yerineydi. Bu da çok büyük bir avantaj sağladı Team Demiral'e. Bakalım tekrar yavaş ilerletilen bir round'dayız. Baktığımız kadarıyla yani burada ekonomik olarak gayet keyfi yerinde bir Team Demiral var. Özellikle az önceki kazandığı round'la birlikte. Burada bir ikincisini isteyecektir. Şöyle baktığımızda bir retake oyunu izleyeceğiz. Burada Regnum Karya'da özellikle oyuncuların pozisyonlarını düşündüğümüzde bir kumar da diyebiliriz aslında bu tek oyuna. Yani A'ya gitselerdi
5'e 4 bir karşılama olacakken şimdi bütün oyuncularını yapacaklar. Yalnız Barney her ne kadar kill çıkarsa da Lazio'dan gelen bu takasla birlikte durum 4-4. Bir de eline silah ele geçirmiş. Şöyle baktığımızda yalnız burada özellikle City tarafından gelecek oyunculara karşı çok hoş da olmayan bir karşılama onları bekliyor. Buradaki eğer roundu çevirmek istiyorlarsa en büyük şansları tabii ki o silah olacaktır derken Berlas ve Lauzen'den gelen bu killerle durum bir anda tersine dönmüş olsa da tekrar bir beraberlik. Lauzen'den gelen takas. Jelivel şu an için smoke içerisinde çok güzel oynadı. Yolladığı bu takasla durum birebir aim fight'a kadar getirmiş durumda. Burada bir fake mi gelecek? Evet gelen fake var yalnız Jelivel. İnanılmaz bir headshot'la round'u sonlandırıyor. Ve hem round puanlı hem de ekonomiyi kazanan taraf Team Demiral oluyor. Yani alınan sayıda rağmen ekstralar geldi Killjoy'dan ama ona rağmen yani Jelibe'nin pozisyonu iyi kullanması aimfight'taki üstünlük direkt olarak da işin rengini değiştirir diye düşünüyorum. Güzel bir rant izledik. Yani şunu... özellikle silah gücü olarak burada bilemiyorum daha farklı da bitebilirdi. Birebir aimfight'a kadar gitti. Bakalım bu round'da ne izleyeceğiz? Yine bir sürpriz izler mi izleyeceğim ama artık silah gücünün eşit olduğu bir round. Yine de bu Elo'da bunun pek de bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Genele baktığımızda şu an için oyuncular pozisyonlarını almışlar. Herhangi bir tarafın hata yapmasını bekliyorlar. Oo, yalnız bir deneme var ama Cutie Jelly. Yalnız Wall'dan neredeyse kill'de çıkarabilirdi. Şimdi burada bir ulti kullanılmış. Burada bir oyuncuyu gördü. Yalnız bu kullanılan ulti ile güzel de algı oluşturdular. Açıkçası burada şu an ama hayır. Defans tarafına baktığımızda B tarafı bu numarayı yememiş. Yani kullanılan bir ulti var. Orada prefaller var. Smoke'lar atılmış. Yani ama bu algıyı sence bir iki de oyuncu feda edilerek beslenebilir miydi? Bundan dolayı hiç umursamadım. Oo, Naked smoke içerisinde gelen, yalnız smoke içerisinde gelen bir flash var. Yani gerçekten hiç çok iyi. İçim rengini değiştirdiler. O smoke içine gelen flash ekstra olarak evet. Jet'in pozisyon bulamaması. Yani şu anda bir aynen öyle. Direkt olaraktan bir pause gelecektir. Şunu söyleyebilirim. Savunma tarafı atağa geçtiğinden beridir. Yalnız Ercan şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel oynadı burada. Hani smoke içerisinde beklemek şeytanın aklına gelmez ama aynı şekilde smoke içerisinde flash atmak da şeytanın aklına gelmez. Hani o flash'ı ben yeseydim herhalde saç baş yoluyordum şu an. Yani saçın başın döküldü zaten abi. Çok bir şey kalmadı da neyse o konu çok önemli değil. derin bir sessizlik var şu anda ekranda. Şunu söylemek istiyorum gerçek manada. Tamam abi çok uzaklaşma oyundan tamam. aktif olaraktan oynanan bir atak oyunu gördük. Mid to B'ler, mid to A'ler çok olacak demiştik. Keza split oyunlar da çok fazla yaşandı. Şimdi savunma tarafının pausunda olduğumuz için şunu söylemek istiyorum. Savunma tarafının artık bir önde karşılama vakti geldi. Yani bir KO flashlarıyla beraber jeti puşlatma gibi bir durum. Keza Echo'dalar. Echo'da alınan bir durum var. 11'e 8'lik bir durumda olduğu için. Normalde Echo'da bu pause'u almayabilirdi savunma tarafı da. Ama bir agro oynanması gerekiyor şu an. Hiç önde karşılanmıyor. Hiç main kill alınmıyor. Farkındaysan toplamda 19 round izledik ve 2 tane flank lurk muhabbeti yaşadık. Harici hiç görmedik ve ikisi de başarılı değildi ne yazık ki. Bir tane de atak tarafının flankini izledik. Onda da 2 kill çıkmıştı zaten. Hani değişik izleniyor şu anda oyun. Neden böyle izleniyor bilmiyorum. Farklı şeyler yorumlanıyordur şu anda eminim ki oyunun içerisindekiler. Ama yavaşlatınca oyunun temposunu düşüren bir atak tarafı var. Bence çok daha hızlı oyunlarla şu anda oyunun rengi değişiyor. Bence Askent şifresi kesinlikle agresif oyundan geçiyor. Yalnız Kürtücel ve Barney. Aldıkları daha bu entry ardından kill ile birlikte şu an için
Regnum Karya. Bakalım round'u geri çevirebilir mi? Tabi Half-Fi bir round'tu. Nihayetinde yalnız QTC'li. Yani off angle'da Verlas'ı yakalıyor. Costelli. Yalnız şimdi sıfır noktasıyla görüldü. Artık site'da olduğu belli. Onları burada direkt girişte karşılamak isteyecek. Diğer tarafta henüz pazardaki pozisyonu değiştirmemiş. Gelen bir rotasyon var yalnız. Yine de burada Jelinel bekliyor. İnanılmaz bir kill. Yalnız orada Cutie Jelin'in takasını beklemiyordu. Şimdi burada Revenue'dan gelir mi bir karşılık? Revenue karşılığı almayı başardı. Bu kez Barney onun peşinde. Ve Barney aldı bu kille. Durum 12-8. Maç puan avantajı Team Demiral'da. Ve 4 el boyunca. Şimdi görmek istiyorum. Savunma tarafında. Kendi açımda. Bir A main'i KO bıçağıyla KO flash'a beraber jet'e aldırıp sonrasında jet'i orada bırakıp 4B'ye dönme olayını kesinlikle görmek istiyorum. Çünkü yapılması gerekiyor artık. Jet'e bir alan yaratın abi. Jet bir alan bulsun. Hani sadece bir tane roundda 4 tane operatör kill'ini gördük Jet'in ve şu anda hiç operatörle ondan sonra kill olmadı. Costelli'ye sadece nazarımız değiyor olabilir. Çok üzül diyorum eğer öyle bir durum varsa. Ya o var galiba ya. Yani o round'dan sonra çocuğun bir türlü yüzü gülmedi. Eminim maç sonrasında epeyce de bir kulaklarım çınlayacaktır. Yalnız Crostoli. Yani her adını andığımızda bizi şaşırtmaya devam ediyor. Alınan bir entry var. Özellikle atak tarafına karşı alınan bu entry ile birlikte bakalım nasıl devam edecekler. Hemen şöyle baktığımızda garaj kontrolünde. İki oyuncu ile birlikte burada pozisyonlarını koruyorlar. Teklendi ama zorlamadan geri çekildi. Bir de üzerine gelen bir sıfır noktası var. Yani şu an için özellikle atak tarafının pozisyonları epey biliniyordur zannedersem. Özellikle B site'da hala 3 oyuncunun beklediğini düşündüğümüzde ve Crossley'nin burada operatörle beklediğini düşündüğümüzde bakalım. Gelen bir yalnız kaçan bir atış. Lauden burada bu hatayı telafi ediyor. Hatta telafi etmek ne kelime. Burada resmen round'un bütün çehresini değiştiren Lauden ve Lauden burada 4'ü isteyecek. Jelivel şu anki pozisyonda takas almayı başardı. Jelivel ikinciyi de gönderdi ama 32 canı kaldı. Sadece karşısında 3 oyuncu 12 saniye sayda oynamaktan başka çaresi yok. Yani ama bu noktadan sonra belki silah düşürebilir. Daha fazlası gelemeyecektir. Sonuna kadar zorluyor yalnız. Özellikle bu operatörü düşürmek isteyecek ama Crossley bunun farkında. Ve kayıkhanedeki pozisyonunda round kapatıyor. Bu arada senin sesini çok fazla kıstık herhalde. Onu birazcık arttırayım ben. Öyle mi olmuş? Şimdi daha iyi olması lazım. Yani şu anda Charizmod ne anlatıyor? Ben merak ediyorum Mustafa abinin yorumlarını şu an takım için. Hani 3 el daha var. Şu anda savunma tarafı hype almasın diye de alınmış bir pass olabilir. Ya da savunma tarafına daha çok yarayan bir pass olmuş olabilir. Bu pass benim gözümde. İşler daha çok kötü olmamıştı. Cezalandırma noktasında da abi belki defalarca kez söyledim ama mid oyunlarına hiç çıkılmadı. Hani main kontrolü hiç alınmadı savunma tarafında. Ona rağmen yani retake konumuna bile getiremediler. Retake konumlarında da başarılı değiller bu arada. Hani verilere bakıyorum şu anda da 7'de 2 bir retake oranı var. Çok da verimli bir oran değil. Sayda alınca bırakmayan bir Team Demiral görüyoruz şu anda. Farklı olaraktan ne görürüz diyerekten soruyorsanız da şu anda direkt olaraktan bir A execute ya da direkt olaraktan mid to E direkt olaraktan oyunu bitirir diye düşünüyorum. Ne kadar operatör de olsa. Bakalım. Yani hakikaten Mustafa elinde elinde Crossley gibi bir operatör oyuncusu var. Bunu bu agresif bir ofansif bir defans oyunuyla gösterebilirsin. Yani midde, shortta, B-long'da bütün oyunu, bütün maçı kitleyebilecek düzeyde bir oyun oynatabilirsin. Bunu görmedik dediğin gibi. Ve bunun cezasını da epey ağır çeken bir şu an Regnum Karya var. Dediğim gibi yani ben Askent'te kesinlikle Avrupa'yı savunmayı seviyorum. Hani böyle side oturayım, bekleyeyim,
gelsinler açı tutayım vurayım. Onun yerine işte short'tan pikleyeyim, oradan pikleyeyim, operatörü dolandırayım. O şekilde bir oyun beklerken bakalım. Bu arada Revenue Nady ile birlikte kendisini orada entry yakalamayı başarmış. Şu an için QTJ'linin yokluğunda özellikle side entry'lerinde bir miktar zorluk çekeceklerdir. Ve şu an için side içerisindeki 3 oyuncu düşündüğümüzde gelen 0 noktayla birlikte 4 oyuncunun da şu an yerini de bilmeleri daha ne kadar dezavantajlı konuma düşebileceklerini gösteriyor. Burada bir rotasyon isteği var. Özellikle drone'la birlikte mid tarafında ve pazarda epey info aldılar. Burada tekrar A'ya mı dönecekler yoksa B'ye mi gidecekler ama şu an için A'ya gitmeleri gerçekten onlar için pek de hoş olacağını düşünmüyorum. Şayet çok ekstra bir round olmazsa şayet. Burada bir flash pickledikle round'u açmak isteyecekler ama şimdi gelen takaslarla birlikte durum 1-2'ye kadar geldi. Barney bu round'u hala çevirebilir. Şöyle baktığımızda gelen bir TP fake'i var. Elektrik kısmında Verlaz Barney'i düşürmeyi başarıyor. Durum 12-10. Yani round başında Çok yavaş. Yani Mustafa abi şu anda çıkıp da şey demişti. Hani eminim ki neden bu kadar yavaş oynuyoruz diye iletmişti. Belki de direkt olarak onu taklidir bilmiyorum. Ama yani rakibin özgüven kazanmasını ekstra ekstra şans veriyorlar. Jet'in entry bulmasını ekstra ekstra şans veriyorlar. Şu anda da bir tık da oyun kilitlenmiş durumda savunma tarafının lane'e. Hani şu anda hızlı bir oyunla direkt olaraktan fiş çekilmeli diye düşünmekteyim. Yürütüceli. Elde operatörüyle yalnız. Baktan geri çekilecek. Özellikle one way smoke oradaki Helen'i pek de arzu edilebilir bir konumda değil. Yine de tekrardan kendi pozisyon bulmak isteyecek mi? Hayır. Burada Sumo ile birlikte rakibin hata yapmasını istiyor desek daha doğru olur. Yalnız burada kontakla birlikte Verlas'ın oyunu bir anda işin bütün rengini değiştirebilecek düzeyde. Yalnız fark ettim nereden bilmiyorum da birkaç round'dur A-Side'da 3 oyuncu tutmaya devam ediyorlar ve Primaşin'den gelen bu kill ile birlikte gelen bir paranoya var. Bu da oyuncunun farkında yalnız Primaşin için. Bu da pek de problem olmadı. Canları yine çok de, az, canları çok az. Yani yine de baktığımızda Naked. Bakalım QTC'li. 10 canla round'u clutchlayabilecek mi? Gerçekten çok zor ve Naked QTC'li durduruyor. Durum 12-11. Yani hani ne konuşuyorlardır vesaire gibi hani dedikodularını yapar gibi yapıyoruz koçlarımızın ve oyuncularımızın ama bunlar kesinlikle hani şahsi yorumlarımız kesinlikle hatalılar vesaire gibi değil. Bizimkisi sadece olaya farklı bir boyuttan bakmak, farklı bir yorum kazandırmak amaçlı. Lütfen izleyen arkadaşlar durumu yanlış algılamasınlar. Ki az önce Regnum Karya'nın nasıl bir oyun sergilediğini görürken şu anki geri dönüş gerçekten Manur Hoca'nın burada ne kadar iyi bir taktisyen olduğunu az çok hepimize de göstermiştir. Bu arada QTJ'li aldığı entry ile birlikte Verlast'tan gelen bir takas, yalnız Jelivel'den gelen bu. Çünkü Revenue durum bir anda 3'e 2. Hemen şöyle baktığımızda Lauser Taret burada Tecrit'in kalkmasıyla birlikte sahide oynayacaklardır. Bakalım. Mob attırmamaları lazım şu anda. Oo, kullanılan bir Tecrit daha var. Oyuncunun yeri belli. Yalnız Barney lan sürüsüyle birlikte şu an için o konektörü tamamen tıkamış durumda. Oo, Barney durum 1'e 1'e getirdi. Barney round'u kapatıyor ve durum 13-11. Gerçekten güzel bir comeback geldi Regnum Karya'dan ama Team Demiral yani, yine de maçı kapatan için, taraf oldu. Son için sadece şunu söyleyebilirim. Kendi görüşüm. Elinde hem Sov ultisi var hem Kijo ultisi var. Hayır, T2 bile bırakabileceğim bir senaryoda 3 oyuncunu kaybediyorsun. Ne kadar rakipten oyuncu da azaltmış bile olsan direkt olaraktan sıkıntıya sokan bir durum. Kendi görüşüm. Ondan dolayı çok daha farklı bir oyun oynanabilirdi diye düşünüyorum son el için. Regnum Karya sona kadar güzel getirdi. Güzel bir comeback durumu da vardı. Çok şanslı güzeldi. Görüşüm. Yani o round'u alsa zaten uzatmalar ve comeback olacak pozisyonda olabilirdi. Yani
Bazen işte bu koçların aldığı taktik molalar istediği o sonucu vermezken bazı taktik molalar sonrasında Ercan inanılmaz geri dönüşler görüyorum. Yani Evet, yaşanıyor abi. hakikaten koçlarımız bu konuda oyuncularına çok güzel etki edebiliyorlar. Bundan dolayı ellerine sağlık. Ve bu etkiyle birlikte inanılmaz bir geri dönüş. Bu geri dönüşle daha çekişmeli bir maç oldu. Yani gayet güzel vakit geçirdim. Özellikle bu ilk Askent haritasına bakalım. İkinci haritada nasıl bir oyun seyredeceğiz? Gerçekten merak ediyorum. İlk harita bu şekilde olduysa bakalım. Şimdi ikinci haritaya kadar ufak bir aramız olacak. Birazdan tekrardan karşınızda olacağız. Aranın ardından görüşene kadar bir yer ayrılmayın. Ages ago, the elders and I were created to control and reign over the universe, galaxy, and culture. But some of us could not control our power and are lost in corruption. So is the universe. To restore order, we created the Titans. Free from desire. They brought peace and balance to our galaxy. In time, they became our Phoenix Assassins. Trailed by fire. The Fire Angels. The Eye of the Tower Tale rose through the light of dawn. Amid chaos, we battled the Titans. Until the Eternal Winter arrived. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Thank you.
Esports TV ekranlarından. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Esa Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazınız ikinci kaldı. Skrom'un da yerini bir anda eğlendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazınız ikinci kaldı. Skrom'un da yerini bir anda eğlendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Şu anda Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazınız ikinci kaldı. Skrom'un da yerini bir anda eğlendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazınız ikinci kaldı. Skrom'un da yerini bir anda eğlendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Filip'in setini aldı ve gol. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Beyazınız ikinci kaldı. Skrom'un da yerini bir anda eğlendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Filip'in setini aldı ve gol.
Esports TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Merhabalar. SA Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Dayanınız ikinci kaldı. Çok değerli. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Oy. SA Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Dayanınız ikinci kaldı. Çok değerli günü. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Gol! SA Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Dayanınız ikinci kaldı. Çok değerli günü. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Mükemmel puan. Şu anda Filip misafini aldı ve gol. SA Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Dayanınız ikinci kaldı. Çok değerli günü. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Mükemmel puan. Şu anda Filip misafini aldı ve gol. SA Esports TV'nin ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Dayanınız ikinci kaldı. Çok değerli günü. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi değil. Mükemmel puan. Şu anda Filip misafini aldı ve gol. Tekrardan merhaba arkadaşlar ve ikinci haritamızdayız. Bakalım bu ikinci haritada nasıl bir oyun izleyeceğiz iki takım arasında. Az önceki ilk map'imizi Askent'te
Tim Demiral kazanmayı başardı. Bakalım ikinci haritada Lotus'ta Regnum Carya'dan bir geri dönüş izleyebilecek miyiz? Regnum Carya tekrar defans başladığı bu haritada hemen şöyle bir komplara kısaca bir göz atalım. Şöyle baktığımızda Regnum tarafında Sky Viper, Harbor, Killjoy ve Raze'i görüyoruz. Karşısında ise epey farklı bir komp var. Şöyle baktığımızda Entrol'ünde bir Neon tercihi var. Burada Raze'e karşısında yine center olarak bir burada Killjoy tercihi yapılmış. Yine kontrol uzmanında Viper var ama bu noktada Harbor'un katkısı epey farklı olacağını düşünüyorum ben. Evet, diğer tarafta yani bir kontrol uzmanından baktığınızda ne ararsınız? Brimson ararsınız, Omen ararsınız, Astra ararsınız. Burada Harbor tercihi geliyor. Tabii ki Viper'ın varlığı burada onlara bir ekstra kazandıracaktır ama yine de bakalım ikinci smoker olarak burada Harbor tercihi onlara ne kazandıracak? Ya da buradaki entry rolünde QT Jelly'nin Neon'u mu yoksa Crosselli'nin Raze'i mi daha etkili olacak? Bakalım ilk roundumuzda nasıl bir oyun izleyeceğiz Atak'ta Team Demiral Esport'tan. Şöyle entry'mize QTC'liye geçelim bakalım burada nasıl bir giriş isteyecek. Diğer tarafta şöyle baktığımızda Rez'leri ile Crosstel'i kendisini C site'da konumlandırmış. Hem A hem de C tarafında gösterilecek. Spike mid tarafında yani bilemiyorum. Oyun şu an için nasıl gelişecek ama kesinlikle özellikle burada Flashpick'le birlikte QTC'li kendisine epey de güzel pozisyon aldı orada. Bakalım özellikle site içerisinde iki oyuncunun onları beklediğini düşündüğümüzde yalnız diğer taraftan da oyuncuların geldiğini gördüğümüzde artık oyunun A site'de bittiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Onları bu noktada şimdi Naked'dan gelen kille birlikte smoke içerisinde bekleyen Lauzen elindeki ghost'uyla 2 kill çıkarıyor. Smoke içi denemeleri var. Bu noktada tek başa kalan Barney'i de Lauzen durduruyor. Ve 4 kill'le round'u kapatan Regnum Carya oyuncusu oluyor. Yani 5'e 2'lik bir senaryodan bahsediyoruz. Ve böyle bir senaryoda sadece bir oyuncularını kaybettiler. Tabii ki burada Lauzen'den gelen 4 kill'lik ekstranın etkisi büyük ama diğer tarafta Atak'ta oynayan Team Demiral için de bir o kadar ağır olduğunu söyleyebilirim. Bakalım. Antek için hemen şöyle baktığımızda 2 Bulldog, 1 Spectre, 1 de Vandal tercih görüyoruz Ghost'la birlikte. Oo, burada yalnız bu kez 5'e 2'lik setup bu kez C site için geçerli. Şimdilik atılan bu smoke'la bir miktar yavaşlatılmış. Yalnız oyunun yönü burada C'ye kayabilir mi? O noktada kapı tetiklense de hala C site'da tutmaya devam ediyorlar. Oo, yalnız Lauzen'den gelen kill'de şimdi Naked. Gelen bu destekle birlikte durum 5-3. Diğer tarafta Lauzen'in sadece bir canı bitmiş. Gelen Prefer denemeleri Jelivel kendisine Naked'ı yakalamış. Ama daha fazlasına ihtiyaçları olduğu kesin. Şöyle baktığımızda Harbor bakalım. Pozisyonunda yalnız tam zamanı atılan o smoke'la birlikte rahat bir site geçişi sağlayacaklar. Artık bu noktada biraz daha retake bari bir oyun olur mu? Yalnız Verlas'ın pozisyonu. Verlas! İnanılmaz iki kill. Tek başına kalan Barney elinde şerefiyle denemeler. Ama Revenue yolladığı headshot ve durum 2-0. Bakıldığında sadece 2 silah düşürdüğünü düşündüğümüzde gayet güzel. Gayet kafi bir Anteco geçti. Regnum Carya tarafında. Diğer tarafta baktığımızda 4 Vandal 1 de Guardian tercihi var. Baldur burada. Evet o da şimdi Vandal'a döndü.
yarım armorlarla devam edecekler. Kurye hızı önce... çektiler bir daha abi, yani öyle bir artı durum var şu an. Hani ne kadar artı olduğu tartışılır da full vandal geçen el çalmayı heveslenmişlerdi. Güzel bir dönüş olabilirdi. Aldıkları ilk etki tabii ki durumu değişirdi Regnum Kale için. Şu an için New York kendine epey pozisyon yaratmayı başardı. Özellikle konektör kısmındaki herhangi bir oyuncuya karşı, ama baktığımızda side içerisinde sadece Naked beklediğini görüyoruz. Yani çok hızlı gelen bir backup var. Özellikle Heaven kısmındaki oyuncudan gelen şimdi bu Curl'le birlikte. Burada bir rotasyon gelir mi? Ama hayır, pozisyonlarını koruyorlar. Wall'ların düşmesini beklemek bile 30 saniye sürdü abi. Yani ama asıl katliam şimdi başlayacak derken, burada ağaç kısmında kapında tetiklenmesi, Raven ve Crossell'den gelen killerle birlikte tek başına kalan Barney elinde Vandal'ı, karşısındaki 1'e 3 pozisyonda burada bir clutch gelir mi? Gelen bu kutu kurtulmayı başardı ama Erlans onu şerifiyle yakalıyor ve durum 3-0. Merlesin geçen elki aldığı pozisyon, bu elki attığı tek Van, Şerif Vantep. Yani şu anda Team Demirer'in işini zorlaştırıyor diyebiliriz açıkçası. Hani atak tarafı için çok söylenecek daha bir şey yaşanmadı. Savunma tarafı için de keza 5. elden sonra genel bir analiz yaparız zaten. Şunları tercih ettiler, bunları tercih ettiler. Yalnız Harbor'un şu anki kontrol uzmanı fonksiyonunda Omen'e göre bir tık daha fazla etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani site'lı girişlerini, execute'leri direkt yavaşlatıyor, infoları direkt yavaşlatıyor, pozisyon almayı yavaşlatıyor. Hani çok fazla şeyi bozuyor aslında. Ondan dolayı zaten büyük map'lerde Harbor tercihini fazlasıyla göreceğiz diye düşünüyorum. Oo, Revenue ve Verlas. Bir de flash'la gelen iki oyuncunun da orada olup biliniyor. Her ne kadar şimdi Lazio'nun aldığı bu kill biraz daha flank'te olsa da, yani bu long entry girişimi onlara, long kontrol girişimi epey pahalıya patladı. Halk tabii bence çok tercih edilecek bir şey değildi long oyunu. Ama böyle bir tercihte bulundular. Yani Regnum Kari tarafı da agresif aldı ve cezayı erken kesti diyebiliriz. Bu arada 3 oyuncu hala pozisyonlarını koruyorlar. Bakalım burada yürütücülüğü kim durduracak? Sumo'ya karşı kontrolü. Oh, çok güzel bir bomba kullanımı. Neredeyse kendisini etkili bulacaksa, tek başına kalan Barney TP'siyle o nade'den kurtulmayı başarmış. Revenue bu arada boşta durmuyor. Orbu almak istiyor ama daha öncesinde Barney'in... Yani ama orbu alarak bir de kill alsaydı üf. Ama yine de ultisini doldurmayı başarmış. Şu an için tekrar bir full buy görebileceğiz burada Team Demiral'dan ama... Yani daha operatör bile çekmemiş bir savunma tarafı. Lotus'ta bir de atak map olduğuna bakarsak, Lotus'un 3 tane site'lı Heaven gibi map olduğunu göz önünde bulundurursak, rotasyon sürenin uzunluğunu göz önüne koyarsak, Regnum Kari şu an 8-4 bile bitse skor çok büyük bir avantajla önde diyebiliriz. Tabii ki yani belki de en ağır atak haritalarından bir tanesi. Ben her zaman için Lotus'a şu gözle bakmışım. Full execute. Yani hiç durmak yok. Hiç arkasına bile bakmadan side'a koşulan bir side olarak görmüşümdür. Bu arada side'a çok rahat girmeyi başarsa da gelen bu asist havuzu şimdilik onu durdurmayı başardı. Şimdi kullanılan bir ulti ile birlikte bakalım nasıl kendilerine pozisyon bulmak isteyecekler. Süt tarafından gelen epey ağır bir baskı var. Yine aynı şekilde sudan gelen Verlas kendisine primaşını yakalamış. Burada daha fazlasını isteyebilir miyiz? Yani tekrar bir bol. Yani side'ın içinde kapana kısılmış bir Team Demiral görüyoruz. Burada artık belki bir rotasyonla artık geri çekilmekten başka da çareleri yok ama Jelivel'in şu anki pozisyonu, burada kaybettikleri bir oyuncuya pek de önemli kılmıyor. Belki de şu an bu kadar yavaş oynamalarının tek nedeni burada Jelivel'in aldığı pozisyon olduğunu söyleyebilir miyiz? Orada QTC ile gider ayak durumu beraberliğe de taşıdı. Şu an Asaydın tamamen boş oldu. Bir de. Kaçabiliyor abi. İnfosu var. Aynen. Yani neden Neon'da Neon işte entry olarak seçildi? Belki de bu yüzden dolayı ve Spark da kurulmuş durumda. Yani şu an backup'ın gelmesi bile 10 saniye sürse
kalan süre bakalım. Onlar için yeterli olacak mı? Baktığımızda 4'e 4 bir retake. Pekala kazanılabilecek bir retake ama bakalım. Özellikle Harbour'un Wall'u ile birlikte bu körle pozisyonlamayı başardılar. Yoo, yalnız o mana sürülerin deaktive edilmesi burada bir tık sıkıntı yaratabilir ki durum artık 4'e 2. İşte işin renginin döndüğü andayız. Kütüceli. Şimdi burada Barn kill ama aman Allah'ım bir anda 2'ye 2 beraberlik söz konusuyken gelen bu line-up'la durum 5-0. Belki de alabilecekleri ilk puan olacaktı bu ilk yarıda ama inanılmaz bir line-up ve Team Demiral burada artık alması gereken o timeout'u aldı. Yani güzel bir savunma, güzel bir tek senaryoları izliyoruz. Yani her roundda farklı bir olay görmüyoruz aslında. Ama şunu çok net bir şekilde görebiliriz. Anti-Sky olaraktan Viper Smoke'u çok iyi kullanan bir atak kısmı olsa bile. Hani J-Long'da yaptıkları o Smoke. Ona rağmen şu anda atağı hızlandıramıyorlar. Yani Ascent'te de söylemiştik. Hızlandırılamayan atak durumu var. Ona rağmen maç 13-11 bitmişti. Şu anda 5-0'lık bir seri var. Ve savunma tarafında 5-0'lık bir seri çok büyük bir avantaj. Yani az önce de söylemişim 4-8 bile bitse okeydi. Şu an 5-7 bitse bile çok çok okey. Fazla fazla okey. Zaten Lotus'ta savunmada 3-4 hadi bilemedim 5 ele okey olur takımlar. Şu anda 5 el Regnum Kali için çok büyük avantaj. Yani şu saniyeden sonra execute oyunlar ya da B oyunları ya da flank'in double'a çıkartılması gerektiğini düşünmekteyim. Bakalım ne izleyeceğiz. Evet, kaybedilen round'la birlikte ooo yalnız burada bir force mu var, half buy mı? Force geliyor. Neon ultisinden dolayı half force var şu anda abi. Bakalım ne olacak? Half half kalmış yani orada para kalmamış kasada. Yani oyuncularda sadece kütüceli ve bard oldu. Yani kaybetme serisinden dolayı fazla fazla alıyorlar ya abi. Kazansalar da o parayı alacaklar. Ondan dolayı. Alacaklar da yine de büyük bir risk gibi geliyor bana. Bakalım QTC'li aradığı entry'yi yakalayabilecek mi? Oh, naked! İnanılmaz bir kill alsa da ardından gelen takas. Durum 4-4. Bir silah daha almış. Verlas alabilecek mi? Verlas kill'i çıkarmış. Burada ikinci bir kill isteyecek. Şimdi Crosshair'in aldığı bu kill'le birlikte bakalım Barney kendi site dışına atmayı başardı. Şöyle baktığımızda Lazen'den bir lurk deneyimi ama mesela başarılı olmuyor. Revenue'nin de noktaya koymasıyla durum 6-0. O zamana kadar izlediğimiz en hızlı round olabilir. Çok hızlı bir side girişi vardı. Trade çok hızlı geldi. Harici olarak bir tek de çok hızlıydı. Ortalama round bir 15-25 saniye aralığında sürdü diye yorumlayabiliriz. Bunların artması gerekiyor. Viper ultisiyle, Razor ultisiyle side'larda retake izin verilmeyecek bir atak oynanması gerekiyor. Bakalım nasıl bir oyun sergilenecek şu anda. Operatör tercihi gelecek mi savunma tarafından? Bu arada evet yani çünkü defans tarafında şu an ellerindeki silahlardan daha ağır etkisi olan bir Viper ultisi var. Killjoy'un tecrüti var. Raze'in roketi var. Yani bakalım. Diğer tarafta bir Omen ultisi ile bir de Viper'ın yeni ultisi hali hazırda bekliyor orada. Gelen prefire'larda canını azaltsa da Verlas. Burada Verlas kendine ilk entry seviye oynuyor şu an ya. Sen de farkındasın değil mi abi onun? Yani gelen her baskıda inanılmaz geri dönüşler alıyorlar. Burada Team Demiral takımı Verlas tarafından. Şu ana kadar kaybettiği aim fight oldu mu? Olmadı. Yani durum B oyunu boyaya çevirmiş durumdalar. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şöyle baktığımızda operatörün de QTC'li. Orası tarafında durmaya devam ediyor. Bu arada Spike kurulurken gelen işte bu Viper ultisi epey etkili olabilir ama hemen ardından kullanılan bu tecrit ultiyi epey etkisiz hale getirebilir. Yine de Promotion Crosshair'i yakalamış. Revenue tarafından gelen bir takas var. Oyuncu avantajı şu an Regnum Karya'da. Bakalım. Retake için büyük avantaj kazandılar ama QTC'yle operatörüyle hala iş başında. Burada yarıya kadar çözmeyi başardı. Dalga kranıyla birlikte Verlas.
tekrar bir deneme. Verlos 2 yolluyor. Verlos 3 yolluyor. Ercan bak, bu round sonrasında Verlos'un kaybedeceği her aim fight senin kabahatin. Abi ben kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum bu noktada arkadaşlar. Abi Verlos sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ben özellikle konuyu açmaktan itina ile kaçarken burada Ercan üzerine basa basa tekrarladı. Sorumluluk kabul etmiyorum. Eğer gıyabında konuşacağınız birisi varsa bu kesinlikle Ercan olacaktır. Bakalım. Vellasım yapmaz. Bu arada Naked bu kez prefarlarla karşılık vermek istedi ama A'daki long kontrolünü alamadı. Duvarına inmiş. Burada kapı tarafında Sumo'nu kullanacak. Hemen şöyle baktığımız üzere Lauzen pozisyonunda Primaşin'den gelen bir kill var. Şimdi canı tekrar tazeleniyor. Ağaç tarafından mı oynayacaklar? Kullanılan bir tecritle birlikte. Hemen şöyle oyuncuların pozisyonlarına bakalım. İnanılmaz bir oyunla Lauzen bir de kendine kill yakalamış. Yani oyuncu avantajını kaybeden ve Verlas'tan gelen bu ultiyle bakalım Tim Demiral nasıl bir oyun sergileyecek. Devamlı gelen bir info akışı QTC ile orada şimdi kendini istiyor. Bu arada şöyle baktığımızda Lauzen yine tekrar pozisyonda. Oo, bir maşin. Yalnız Spike'ın kurulmaması epey onları zorlamış olsa da artık Spike kurulduktan sonra bakalım nasıl devam etmek isteyecekler. Bu arada Jelivert kullandığı sürülerle onlara doğru oyunu dışlatmak isteyecek. Lauzen'e karşı ama Lauzen durmak bilmiyor. Tek başına kalan Primaşin kurulan Spike'da karşısında 3 rakibi. Duvarın da inmesiyle birlikte asıl kıyamet onun için başlayacak. Bakalım burada bir timing tutturacak mı ama Verlas. Tamam abi, onu... benlik bir problem yokmuş, bunu anlamış olduk. Tahmin ettiği noktada onu yakalıyor. Bundan dolayı Ascent'teki tüm şeyler sana yüklendi şu an abi. Harici olarak savunma tarafı çok iyi retake aldı. Lauzen çok yani... güzel timing yakaladı. Yani ders gibi bir retake izledik diyebiliriz. Abi. Ercan yalnız az önce Crostal'i baktı, nazar değdi. Şöyle bir dua etti herhalde ya da orada fark ettiler. Ercan'da böyle bir nazar var. Ona göre bir nazar doğasıyla falan başladı herhalde oyuncular. Ondan etki etmedi. Yoksa benlik bir durum yok. Orada da Crostal'i öven sendin yani. Abi sen de inanılmaz. Hayır, alakası yok. Oyuncuları. Alakası ben yok. Oyuncuları ben tek başıma övüyorum abi. Tamam. Alakası sen yok. Sen başlatıyorsun. Tamam. Ben artık dayanamıyorum. Bakalım. Güdüceli. Anti-Joy Turret kompu geliyor şu anda. Bakalım ne olacak. Oo, ikili yolladı. Yalnız Bardock'tan gelen takas. Kutu arkası, prefire denemeleri. Bir de silah kaptılar. Verlas'ın yeri biliniyor. City tarafındaki oyuncuları bakalım nasıl karar vermek isteyecek. Yani burada kontaklı bir oyun deneyecekler. Revenue ile birlikte yalnız baktığımızda oyunun artık geri çevrildiğini görüyoruz ama en büyük sürpriz onlar için Crostal olabilir ama o da ilerlemiyor. Tekrar B oyunu mu? Oo, gelen bu info buradaki bu B oyunu isteğini geri çevirebilir. Ve özellikle şimdi gelen dalga kranla birlikte Revenue. Yani o duvardan çıkacak bir oyuncuya karşı Cross'unu hazır tutuyor. Yalnız bu flash oradaki bu oyunu tamamen kitlemiş. Nasürlerden kurtulan QTC'li bakalım kendine burada kill bulabilecek mi? Revenue kurduyla birlikte hayır, oynamak istemedi. Tekrar bir pick denemesi olacak Revenue'ye karşı. Şu an için Spike kurulmuş. Üzerine agresif bir oyun istiyor. Tekrar bir flash. Verlas. Desteğiyle birlikte şimdi ilkini yolladı. Gelen bir takas var ama Verlas. Tekrar takasta durumu 3-2. Oyuncu avantajı onlarda. Bardolf şimdi beraberliği tutmuş. Gerçekten zor bir retake. Şimdi onları bekliyor. Bakalım. Henüz dalga kranını kullanmamış olması buradaki en büyük avantajı olabilir. Yalnız çok çabuk kırıldı. Oo, Verlas tek başına 1-2 pozisyonda. Denemem ama. Bardolf bu kez devleştiği bir roundda nihayet
Tim Demiral ilk puanı kazanmayı başarıyor. Durum 8-1. İkinci roundda söz sahibi olmaları için en az 2 rounda daha ihtiyaçları var. Bakalım kalan bu 3 roundda neler göreceğiz. Ya şu anda Harbour'ın savunmadaki ekstra kattığı şeyi çözdüler. Bunun avantajıyla beraber ilk elini alabildi şu an atak tarafı. Harbour şu anda çok zorluyordu atak tarafını. Şu anda işin rengini değiştireceklerdir diye düşünüyorum. Birkaç el daha iyi görebiliriz atak tarafını. Direkt avantajıyla sonuçlandırabiliriz. Sky'ın flash'i ile birlikte agresif bir oyun denendi ama şu an için Rosselli özellikle gelen bu ekranda kendisine pozisyon bulmayı başardı. Bu arada Çağlayan'la dalga kranı karıştırdım az önce. Bundan dolayı özür dilerim. Oh, Raven'in yerini gördü. Ağaç tarafında iki oyuncu var yalnız. Flash'la birlikte kendisini geri çekmekten başka da çaresi olmadı. Bu arada şöyle baktığımızda oyuncu avantajı her ne kadar Team Demiral, özür dilerim, Regnum Kare'de olsa da burada şimdi ultileriyle birlikte oynamak isteyebilirler. Vellas. Yani Vellas aldı bu dördüncü kill'le birlikte. Bu map'i istiyor Vellas. Zannedersem Vellas Lotus'ta çok fazla DM atmış. Ben diyeyim 100, sen de 500. Oyun kilitleniyor abi. Şu anda oyun kilitlendi mesela. Yani ilk round'da aldılar. İkinci round'da oyun tekrardan kilitlendi. Hani farklı bir şey denemeleri gerekiyor. A execute okey, C execute okey ama nereye giderlerse gitsinler. Viper Ball'u çok erkenden geliyordu. Bundan dolayı çok erken stack atılabiliyordu. Bunun antisini direkt çözmüştü savunma tarafı. Yani bunun burada çözüm bulunması gerekti. Şunu yapıyorlar aslında. Her round'da retake oynuyorlar diyebilir miyiz? Ya da ben mi yanlış gözlemledim? Main retake atıyorlar. Side retake atmasalar da savunma tarafı şu anda sürekli olaraktan bir retake durumunda. Vellas'ın utility kontrolü peki abi. Yani Vellas'a şu an ekstra parantez çekmemizde gerçekten, yani Vellas hayranlığımızdan dolayı değil, ciddi manada şu anda ekstra oynuyor olması. Yine bir tek izleyeceğiz Harbour'ın ile beraber. Oo, Crosshair'i bu arada ilk entry yollamış. Crosshair'i 2'yi yollamaya başardı. Şöyle. Lan bu. Nate'ler, Satchel'lar, Bombot'lar uzak tutmak için elinden geleni yapıyor. Bir ultisini yollamayı kaldı ama Crosshair'i durmak bilmiyor. Elindeki bütün cephaneyi kullandı. Yani Vandal'ını kullandı, Nate'ler, Satchel'lar, Bombot'lar. Gidip sadece bir kafa atmadığı kaldı oyunculara. Yani hani bir entry oyuncusu ne kullanması gerekiyorsa hepsini kullandı. Az önce Vellas'ın utility kullanımından bahsederken burada yani Crosshair'in Raze ile neler yapabileceğini de gördük. Şimdi Raze ultisiyle havada one tap yerse sen sorumlusun. Hayır, alakası yok. Hiçbir şey kabul etmiyorum, hadi. İlk haritada sen övdün. Hiç alakam bile yok. Şu anda ben tüm sorumluluğu saldım sana. Bu arada map tercihleri ben bilmediğim için sormak istiyorum abi. Map tercihi olaraktan Lotus'u Regnum Kare'ye seçmiştir diye düşünüyorum. Ona bakayım da şimdi değil. O ultisiyle oynamak istiyor. Epey de alanı boşaltmayı başardı. Yalnız bakalım Vellas durdurabilecek mi? Az önce denemede. Oo, Lauzen destekte, hata yok. Bu arada Crosshair'den gelen bu kill ile birlikte durum 5-2. Sürüyle en azından zaman kazanmak istiyor. Chilwell. İkili yolladı. İkiyi yolladı. Yalnız Crosshair 3. kill'de. Durumu 11-1'e taşıyor. Biz ilk maç atmışız abi. Curse'ü başka atamamışız. Öyle diye yorumlarım. 17-2'lik bir performans mı gördüm ben az önce? Wow. Yani bence şöyle bir şey de olabilir. Nihayetinde M28 Team Demiral burada ilk haritayı aldılar. İkinci haritada başta şöyle bir denediler. Baktı olmuyor. Salmış olabilirler mi? Bir enerji save olabilir mi burada? Yani yapılıyorsa çok mantıklı ama haricinde tüm enerji harcayarak da bu performans sergileniyorsa
ben şu burada anda çok anlıkiler var çünkü. Çok net, anlıkiler yaşanıyor. Yani ilk yarının başlarında epey bir denendiğini evet kabul ediyorum ama daha sonrasında direkt enerji seviye geçtiklerini düşünüyorum. Böyle dedikten sonra bir comeback geliyormuş. Enerji. Oy 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 oy. Yalnız Verlas, Raven'ı ve Naked'dan gelen killerle bir anda durum 4'e 2. Artık bomboş bir C-Site şu an için. Regdum Karya'nın kontrolünde. Burada Primaşin her ne kadar tarafında pozisyon alsa da suda onunla birlikte Jelivel oynayabilecek pozisyon bulabilecekler mi? Özellikle hemen şöyle oyuncuların tamamının dışarı çekilip burada bir post plant oynayacaklarını düşündüğümüzde pek de kolay olmayacaktır. Revenue o nasıl bir headshot'tır? Primaşin tek başına Verlas son noktayı koyuyor ve durum 12-1. Yani 11 tane harita puanı var şu anda Regdum Karya'nın elinde. Güzel bir performans sergilediler. Ercan, comeback diye bir şey var mı yoksa bir şehir efsanesi mi sorusunu sormam lazım tam da şu an. Silah baylarına bakayım. Ben söyleyeceğim. Şu anki 3 Marshall hani bir ekstra çıkaracaklarını düşünmüyorum. Eğer çıkarabilirlerse olabilir. Verlas silah tercihinde bile bulunmuyor şu anda. Ha şimdi bulundu. Comeback efsanedir abi. Hadi bakalım. Silah bay tercihine göre. Hadi bakalım. Oo, yalnız bakalım. Elinde Marshall. Kutuceli. O nasıl bir headshot'tır? Şu an için Verlas. Orada ikinci deneyecek. Hiç riske girmiyor. Flash pick'le birlikte deniyor. Diğer tarafta Jelivel'den gelen bu Naked kill'i ise oo, Primaşin. Benim nazarım değmiyormuş abi, senin değmiyormuş. Kutuceli yollar mı? Şu an için epey yakın bir noktayı bekliyor. Verlas ise az çok orada bir oyuncunun farkındalar. Belki bir flash pick de deneyebilirler ama diğer tarafta oo, gelen paranoya tamamen körler. Diğer tarafta henüz kötüceli kendini göstermiş. Şimdi kill çıkarmış. İkinci bir kill istiyor. Revenue durumu 3'e 1'e kadar taşımayı başardı ama Barney roundu kapatıyor. Durum 12-2. Evet abi, demiştim Marshall'lar Lexer'lar çıkardılarsa diye çıkardılar. Tebrik ederim. Şehir efsanesi dedim. Şehir efsanesi demiştim. Şehir efsanesi noktasında şöyle, o silah baylarıyla trade'li bir oyun. Direkt olaraktan bir execute oyunda tercih edilebilirdi. Onun yerine bireysel fight'ları tercih ettiler. Tabii ki skorun da verdiği bir durum var şu anda. O özgüven var yani, o rahatlık. Bakalım bu round'da göreceğiz. Bir echo, anti-echo durumu göreceğiz. Yani epey weak kalan bir anti-echo. Hani baktığımızda sadece pistoller var. Bir frenzy, bir de şerif var yani. Jelivel. Dentry'yi görmemiş. Diğer tarafta ikinci oyuncuyu tahmin etmedi yalnız. Şu tarafına atılan bir Nate orada taretin kontrolüyle 2'ye 1 bir double pick'te kalan Cross'ta deyip Primaşin'i durduruyor. Durum 3'e 2. Yani büyük bir anti-echo'dan bahsederken durum şu an berabere. Benim galiba susmam gerekiyor. Barney'den gelen kill'le birlikte tek başına kalan Revenue. Revenue durumu 1'e 1'e kadar getirmeyi başardı. Yalnız sadece 17 canı kaldı. Barney yeri belli. Yalnız one way smoke'da Barney. Özellikle canı nasıl kalmasıyla Revenue durduruyor. Ve durum 12-3. Yine de bu tahmin işini biz bırakalım Ercan. Tahmin bizde olmuyormuş değil mi abi? Ya abi ben söylüyorum şimdi, hazır mısın? Bu round bitti olay. Hadi ver, hadi söylüyorum. Şu an roundu daha sonra mı izlerler mi bilmiyorum da izleyecek olan oyuncular boş yapma Caster, işine bak gibi bir yorumla. İnanılmaz bir roundtu gerçekten, helal olsun oyunculara. Bir operatör bekliyor yalnız. Diğer tarafta 3 oyuncu. Flash pick gelecek. Bir de çağlayan kullanılmış. Buna rağmen kötü jelly.
kendine çok güzel pozisyon yakalamayı başardı. Özellikle burada A'dan gelecek ilk baskıya en önden karşılık verecek oyuncu pozisyonda. Diğer tarafta hemen şöyle baktığımızda ise Maşin üzerine gelen baskıyla birlikte orada Sumo'nu konumlandırdı. Burada artık biraz daha sayda doğru geri çekilecek Verlas. Yani orada bir timing yaşanabilirdi. Bu arada dediğin oldu Ercan. Fark ettim bilmiyorum ama Verlas'tan gelen bu kille birlikte durum 4-4. Özellikle entry'lerini kaybeden Regnum Karya oyunu biraz daha yavaşlatmak istiyorlar. Barney şu an için orada yolda Smoke'la birlikte C girişini kapatmış durumda. Diğer taraftan açılan kapıyla burada bir B oyunu gelir mi? Ya da bir fake mi veriliyor? Şu an için Team Demiral'ın en çok merak ettiği soru bu olması lazım. Yalnız burada bakalım bir ulti açıldı mı? Orada bir orb aldı. Viper'ları onu tekrardan geri çekmek isteyecekler mi? Hayır. C'ye oynayacaklar. Özellikle kalan 12 saniyede orada kill yakalayacak ama Jelivel yakaladığı bu ikinci kill ile birlikte şimdi Lauzan'dan gelen bir karşılık var. Burada Barney orada takas alıp oyuncu avantajı kazandırabilir mi ama defans tarafı süresin bitmesiyle round'u kazanıyor ve durum 12'ye 4. Demek ki şeymiş abi, nazarın değiyormuş, öyle yorumladım ben. Yo, ben sana sordum. Dedim var mı dedim, şöyle... sen dedin şehir efsanesi dedin. 12 şey 9-3 olsaydı var derdim bu arada, körse inanırdım. Şunu söylemek istiyorum atak tarafı için, hani birkaç round'dır neden böyle durumlar yaşanıyor. Bu arada iki tarafından da bir takımı desteklemiyoruz, sadece makaramızı yapıyoruz. Bunu da altını çizeyim. Şöyle bir durum var. Benim görebildiğim kadarıyla oyunun dışından baktığım gözle. Atak tarafı şu anda execute'ları yavaşlataraktan devam ediyorlar. Ben bu arada iki takımı da destekliyorum. Yani kendi adına konuş. Abi tamam, ben iki takımı da desteklemeyeyim. Sen iki takımı da destekle. Böyle yapalım. Şöyle bir şey söylemek istiyorum atak tarafı için. Atak tarafının şu anda direkt olaraktan bir B kontrolü alıp da B'de oyunu bitirip veya C-Link'ten B'ye veya A-Link'teki o kapıdan direkt olaraktan B'de bitirdiği bir oyunla maçı sonlandırabileceğini, savunma tarafının da önde almaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk roundda tutmamıştı sadece, geri kalan tüm roundlarda tuttu. Aldıkları pozisyonlar, kullandıkları utility'ler direkt olaraktan rakibi cezalandırma yönünde. Ve şu anda bir mental savaşa karşı da bayağı önde durumdalar. Çünkü 12-1'lik bir durumdan şu anda 12-4'e getirdiler mental savaş noktasında. Yani şu anda kendilerini daha da üste çekebilirler diye düşünmekteyim. Orada Regnum Karya tekrar bir halfway var. Bakalım burada bir sonuç çıkartabilecekler mi? Sayda hemen şöyle baktığımızda 3 oyuncunun A'da onlar için beklediğini görüyoruz. Şimdilik burada epey kendilerini verseler de bakalım Lauzen. Yalnız gelen Smoke burada bir Nate ile birlikte. Özellikle Barney. Yalnız Barney onu şimdi Smoke içerisinde yakalamayı başarmış. Diğer tarafta oyuncuların pozisyonlarına baktığımızda burada Jelivel. Bakalım. Yalnız Naked. Kesinlikle bu tuzağa düşmüyor. Dalga kıran içerisinde plantin gerçekleşmesiyle de. Burada bir lineup var mı? Şöyle baktığımızda. Yani bu noktada evet kullanabilir ama. Bardol. İşte bu gerçekten acıtmıştır. Yalnız ultiye karşı Lauzen'den gelen bu kille birlikte Nana sürüyor, ateşliyor. Yalnız yerine gelmedi. Spike'ın çözülmesiyle birlikte Lauzen'in düşmesiyle durum 12-5. B oyunu da işe yaramadı abi. Yalnız silah gücü olarak hayır, silah gücü olarak eşit bir round değildi yani. Sonlandığı yer için söylemiştim. Hemen şöyle defansa baktığımızda bir tecrit var, bir de Viper ultisi var. Atak tarafında ise sadece Naked alıcı orb'la birlikte bir ulti açabilir. Bu A olacaktır zannedersem. Gelen profiller karşılıklı, yalnız henüz
Yerini bulabilmiş değil. Ağaç tarafında burada kurtla beraber alınan infoyla şimdi. Yalnız devamlı açık tutuyorlar. Ver lastiği. Şimdi bakalım bu duvarıyla kendisine alan yakalayabilecek mi? Oksit omuzuna rağmen burada side içlerine girmiş. Primaşını durduran Crosselli. Bakalım durum beraberliği geldi bu noktada. Tekrar oyuncu avantajını takımına kazandırabilecek mi? Hemen şöyle oyuncuların pozisyonlarında Kutucelli. Kutucelli çok sert bir pozisyonda. Kutucelli 2'yi yollamadan bir de ulti kullanımı. Şimdi Crosselli'nin 3. killinde tek başına kalan Barney. Attığı bir smoke'la birlikte kendi alan kazandırmak istiyor ama bu noktadan sonra artık yapabileceği fazla bir şey var mı bilmiyorum. Belli olmaz abi. Oo, inanılmaz bir arkalama. Lauzen mi yoksa Barney mi? Smoke içerisinde bir deneme gelecek. Yavaş yavaş ona doğru gelen Crosselli'ye karşı. Onu silahsız yakalamayı başarıyor. Ve durum 12-6. Şu anda ekstraya kaçıyor. Yani ekstra şeyleri görüyoruz ve şu anda Barney'nin aldığı 1v2 clutch bu arada zor bir clutch'tı. Hani oradaki teleport sesini duyurmamasından dolayı Crosselli tahmin bile edemedi. Harici olarak da savunma tarafı şu anda kendini bulmuş diye yorumlayabiliriz. Nazar değdirmeyelim, kör satmayalım. Şu anda çok piyasaya devam eden bir maç izliyoruz. Hani skora aldanarak da yorum yapmaya hiç gerek yok. Ağzımızı birazcık... Birazcık susmamız gerekiyor sanırım. Analiz noktasında da sadece şunu söyleyebilirim. Atak tarafı için başlayacak olan bir entry strik olarak da düşünme yönünü değiştirecektir diye düşünmekteyim. Yalnız Kutucelli aldı entry ile. Ne söylersin? İki gelir mi? Kutucel ikinciyi yollamış. Naked. Orada bir takas isteyecek. Yalnız oyunun yönünü artık burada C'ye taşımaktan başka çareleri yok. Onları ise Firmaş'ın durdurmak isteyecek. Trafire'larda bir miktar hasar alsa da o kadar da etkili değil. Ve özellikle Kutucel'in şu an B'yi savunduğu bu noktada hala Naked'ın orada hapis kaldığını bile söylemek doğru olur. Kurtla gelen info 3 oyuncunun varlığını biliyorlar. Üzerine bir de flash bakalım. Yani yapılacak en doğru şeyi yaparak şu an için side'ı terk etmekle birlikte bakalım Naked kendisine nasıl bir rota izleyecek. Yani burada belki Primaş'ını durdursa ama diğer tarafta onun kontağını bekleyen Jelivel. Kalan 20 saniye artık burada C'ye oynamaktan başka çareleri yok. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Jelivel'in pozisyonu çok güzel ama bir timing gelebilir. Çok güzel bir flash kullanımıyla çok güzel algı oluşturdu ama burada Ankor'da bir maşın devleşiyor. Ve durum 12-7. Baktığımızda sadece Killjoy'ları yani Jelivel'in kalkanını almışlar. Onun dışında hasar vermeyi başarılamamış bir Team Demiral izledik. Az önce Energy Save mi acaba diye bahsettiğimiz takım inanılmaz bir comeback atıyor şu an. Durum 12-7. Primaşın oradaki bariyer arkasından prefarlarla burada hiç riske atmadan ultisini kullanıyor ve şimdiden daha C side'ı kitlemekte çözümü buluyor. Nasıl bir yalnız fark ettin mi? Yani atağın her hamlesine karşı oyunu okuyan sürekli bir hamlesi var. Ve fazla işe yarıyor şu anda. Yani nerede konumlandıracaklarını çok iyi biliyorlar. Yutucu'yla az önceki round kendine kill buldu. Bundan öncekinde neredeyse her round ilk entry'yi alabileceği noktalarda pozisyon almaya başardı. Hani bir şekilde şu an için özellikle Regnum'un oyununa çok iyi çalışmış Team Demiral'a karşı bir şeyler yapması lazım. Aksi takdirde hani esprisine ortaya attığımız o comeback gerçekten gelecek. Aradaki 11 sayılık
maç puanı avantajına rağmen. Oo, Vellas burada ikisiyle birlikte sayda girmek mi isteyecek ama diğer tarafta burada sayda girmeyi başarmışlar. Pirmaş'ın şimdi Ravenel'e düşürdüğü noktada durum 3-3 berabere. Burada artık şimdi dalgın içinde Spike'ın kurulumu ve ardından da post plant'a bakalım Regum Kari noktayı kapatmayı başarabilecek mi? Oo, artık bu noktada ne olur bilmiyorum ama gerçekten çok iyi bir seri çıkardıklarını itiraf etmem lazım. Her şey bitmiş gibi konuştuğumu düşünebilirsiniz ama yani şu pozisyon altında gerçekten çok zor. Bakalım tek başına 2 gelir mi dedik ama Revenue. Maçı kapatan isim. Durum 13-7 ve durum 1-1'e geldi. İlk haritayı alan, Askent'i alan Team Demiral'a karşı Regnum Karya ikinci haritada Lotus'ta durum beraberliğe taşımayı başardı. Yani az önceki oyunlarıyla birlikte ne kadar kıyasıya bir rekabet geçeceğini zaten tahmin edebiliyorduk ama ilk yarıdaki 13-11 skor buradaki 11'e 1'lik skordan durumu 13'e 7'ye kadar taşıyan bir Team Demiral. Hakikaten GG yani 10 numara bir oyun izledik. Ellerine sağlık iki takıma daha, iki takım oyuncularına da koçlarında mükemmel bir oyun sergilediler bize. Bakalım şimdi yani, tekrar bir devam et. Şöyle bir ekleme yapayım. Analizin ardından araya geçelim. Mental savaş noktasında 6 ile peş peşe almak kolay bir şey değildi. 12 birlik bir skordan sonra. Yani Team Demiral'in bu noktada bir de map'i atak map'i olaraktan yorumluyorken hani atakta bir el alıp savunmada 6 eli koparabilmeleri gerçek manada bence büyük bir artıydı. Yani en azından bir sonraki map'e biz bu adamları vurabiliyoruz. 13-1 kaybedilecek bir maça kıyasla 13-7 kaybedilmiş bir maç. 3. seriye uzayan bir maç. Çok daha verimlidir mental savaş noktasında. Oyuncular açısından ve koç açısından. Ekleyeceğim yorum şu. Savunmada gerçekten Vellas'ın ağırlığını çok fazla hissettik. Atakta o kadar hissedememiş olsak bile. Savunmada gerçekten her yeri kapattı. QTC'linin de savunmadaki direkt olaraktan aldığı operatörden sonra işte direkt oyunu kitlemeye yönelmesi. Yani tek el aldılar neredeyse operatörden sonra. Yani evet tek el aldılar neredeyse bile değil. O da operatörün tersine oynadıkları, operatörün retake atması gerektiği sahneydi. Bir entry vermeyip de direkt olaraktan operatörün tersine oynayıp round'ı kapatabilmeleri, maçı kapatabilmeleri Regnum Kalya'nın güçlülüğünü gösterdi. Ama savunmada çok üstün başlamışlardı. Çok üstün bir oyun sergilemişlerdi. Tam tersini bekliyorduk. Ama skor çok. Yani bir de pistole aldılar. 12-1'e getirdiler. Hani 11 tane maç sayım var. Yanlışlıkla bir oyuncun çıkıp ekstra koyduğunda bile direkt olaraktan bitebilecek bir durum. Yani kaybedecek bir tane bir round bırakmadılar. Ona rağmen buy round'a karşı çok güzel bir anti buy round oynandı. Son el yani ikinci rotate'den sonraki ikinci şeyden bahsediyorum elden. Orada da marshalların, ekstraların gücünü gördük. Hani oyuncular mental savaş noktasında şu anda 3. maça eminim ki buruk girmemişlerdir. Ama maç 13-1 bitmiş olsaydı çok buruk girerlerdi diye düşünmekteyim. Oyuncuları bilmiyorum ama ben çok mutlu bir 2. maç bitirdim. Hani o skorla 11-1 ile birlikte 2. yarıda da kısa sürseydi açıkçası bu kadar fazla zevk almazdım. Süper bir maçtı. Tekrardan oyuncuların ve koçların eline sağlık bu güzel seyirden dolayı. Şimdi bir 10 dakikalık aramız olacak. 10 dakikalık aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Bu arada 3. haritamız ne diye geldi? Teyze'den 3. haritamız yani Decider map'imiz ise Heaven olacak. Heaven'da görüşmek üzere diyelim. Birazdan tekrardan karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Ages ago. The elders and I were created to control and reign over the universe, galaxy and future. But some of us could not control the power and were lost in corruption. And so was the universe. To restore order, we created the Titans. Free from desire, they brought peace and balance to our galaxy. In time, they became our fiercest enemies. Betrayal by fire. The Five Ages. The Iron Age to tell the tale of those who are light and dark. An age
until the eternal winter arrived. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Esports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Gol.
Esports TV ekranlarından. Esports TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Esay Sports TV'lik ekranlarına hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Çok da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Mükemmel kuat bu. Şu anda minik bir setini aldı ve gol. Esay Sports TV'lik ekranlarından hoş geldiniz. Zorladığını görüyoruz. Yan yana geldiler. Çok da yerini bir anda elendiğini görebiliriz. Rastadan harika reaksiyon. Çok iyi reyci. Mükemmel kuat bu. Şu anda minik bir setini aldı ve gol. Tekrardan merhaba arkadaşlar ve bu akşamın maçında Tim Demirel ve Regnum Karya maçında artık finale geldik. Askent'teki Tim Demirel galibiyetinin ardından Regnum Karya'dan inanılmaz bir maç izledik Lotus Map'inde. Sadece Regnum Karya'dan değil aynı zamanda Tim Demirel'in de inanılmaz comeback'ini izledik neredeyse. Yarıda kalan bir comeback'ti ama yine de güzel bir seri yakalamışlardı. Bundan dolayı tekrar tebrik ederim. Bakalım ama asıl önem şimdi Decider'da bu 3. haritamızda Bind'da kim daha kuvvetli olacak? Kim daha iyi oynayarak bir üst tura çıkan takım olacak? Hemen şöyle komplara bakalım. Seçilen ajanlara bakalım. Tim Demirel tarafında Sky, Reyna, Astra, Sage ve Jett tercih edilmiş. Diğer tarafta baktığımızda ise Regnum Karya'dan bir Gekko tercihi var. İşte bu belki de game changer olabilir. Onlara ekstra bir avantaj da kazandırabilir. Ya da karşılarındaki Tim Demirel kompunun karşısında bir zafiyet de doğurabilir. Bu maç içerisinde izleyeceğiz. Diğer ajanlarında Sky, Crossell'den Raze, Viper ve Harbor tercihi. Gerçekten çok farklı bir komp. Yani ilginç bir maç olacak. Burada Tim Demirel'in çift initiator'lı çift entry'li bir kompu mu yoksa diğer tarafta Gekko'lu işte Harbor'lu tamamen unorthodox bu kompla mı sonuç alacaklar? Bunu beraber izleyeceğiz. Bakalım ilk pistol roundumuz nasıl bir round olacak iki takım arasında. Bind map'inde. Bakalım Gekko'suyla atak başlayan Regnum Karya mı yoksa elindeki iki entry'siyle burada Tim Demirel mi başarılı olacak? Şöyle baktığımızda iki entry'si de burada tamam tarafından bir ekstra arayacaklar. Özellikle aldıkları bu pozisyonla gelen körü yalnız bu üçlü pikte Crossell ve Raven'den gelen killerle
Şimdi Crossley'in attığı teleportta yakalanmış. Durum 4'e 2. Oo, Barney yalnız çok güzel karşılık vermeyi başardı. Durum beraberliğe taşımış. Ama hala yeterli mi? Şimdi Primaşin'den gelen bu kill ile birlikte çok güzel başlayan atak burada epey de zora düşmüş durumda. Ve özellikle şimdi Revenant'ın burada put tarafına yakalması denen preferlerde köylerle birlikte Barney'nin de round kapatması ile birlikte durum 1-0. Yani 4'e 2'lik bir skordu en son baktığımızda ama bir anda burada Barney'nin yaptığı ekstra ile round'un kazananı Team Demiral oldu. Açıkçası bunu ne Rektum Karya ne de round'un başını izleyen arkadaşlar böyle olacağını tahmin etmişlerdir. Bakalım Anteco'da hemen şöyle baktığımızda iki şerifle birlikte 3 klasikle birlikte karşılık vermek isteyecek. Burada Rektum Karya takımı tamam tarafında smoke arkası prefire denemeleri o noktaya hemen şöyle baktığımızda Barney bekleyen oyuncu ama özellikle Nade'le birlikte gelen kankuşta geri çekilmekten başka çaresi kalmadı. Bir flash da kendisine pozisyon yaratmayı başardı. Bakalım Reyna ne kadar etkisi olacak. Bu arada oyunu tekrar çevirmek istiyorlar ama bu noktada Kütüceli elindeki marşalıyla gerçekten çok kuvvetli bir kill daha isteyecektir. Gecko'ya karşı. Oh. Beşiyle geri çekilmeye başarsa da şu an için short kontrolünü alan Nedim Karya. Burada lambaya doğru pozisyon almak mı isteyecek yoksa teleport mu gelecek? Şöyle baktığımızda side içerisinde 3 oyuncu lamba kontrolü şu an için. Nedim Karya'da özellikle Verlas elinde klasiğiyle, burst'üyle inanılmaz kuvvetli olabilir. Orada Lauzen, orada Barney'i gördü. Şu an için oyuncuları bir rotasyon için bekliyorlar. Kütüceli ise buradaki tehlikenin farkında hem short hem de lamba tarafına doğru devamlı gelen çekler. Yalnız gelen bu körle birlikte oynamak istiyor ama Barney. Barney'e gelen kill'le birlikte Revenue ve Verlas. Kalan 10 saniye en azından silah düşürmek isteyecekler. Yalnız bu pek de kolay olmayacak. Nihayet kendisini Jelimeli yakalasa da Kütüceli aldı ikinci kill'de. Round'u kapatıyor. Durum 2-0. Sadece bir silah düşürmüşler. Hem puan hem de ekonomide hasar almadan 3. round'a geçiyorlar. Bonus round'da 3 Spectre bir Bulldog'la birlikte cevap vermek isteyecekler. Yalnız Curl'la birlikte Crossley Verlas ilk entry'leri almış. Bu bonus da pek de istedikleri gibi gitmeyecek. Özellikle ilk bu açılışı her ne kadar entry'lerini durdurmayı başarsalar da aynı şekilde defans takımı da entry'lerini kaybetmiş durumda. Ayrıca oyuncu avantajında Regnum Karya'da olduğunda belirtmek isterim. Oo, Bardolph. Güzel bir pick. Bir as tavuzuyla şu an için lamba tarafını kontrol altına aldı. Yalnız diğer tarafta baktığımızda oyunun B-Long kontrolüyle gideceğini bekliyoruz. Primaşin ne yapacak? Primaşin kill alıyor. Naked'dan gelen takasla birlikte B kontrolünde Barney. Barney pozisyonunda çok kuvvetli. Barney pozisyonu bilmiyor. Burada kendisine aldığı bu kill'le birlikte bir körle Naked'ı geri püskürtmeyi başarmış. İkinci bir deneme. Ultisini kullandı mı? Kullanmayı başardı. 2'ye 1 pozisyon ama Lauzen Barney'nin ardından Bardolph'u durduruyor ve durumu 2-1'e taşıyan oyuncu oluyor.
beklemeni. Şimdilik kurduyla hamamda epey info almayı başardı. Side içerisinde barının konumuna da sahip. Bakalım nasıl ilerlemek isteyecekler. Diğer tarafta hemen şöyle baktığımızda Lauzen gelebilecek bir arkalamaya karşı. Orada pozisyonunda özellikle short'taki bir oyuna karşı bekliyor. Diğer tarafta kütücü eline şu an için operatörüyle tuttuğu noktada Regnum Karya gerçekten çok büyük zafiyet içerisinde. Şu an için bir operatörün varlığını haberdar olmamaları. Yine de şöyle baktığımızda oyunu taşımak isteyecekler mi? Ama Spike hala nereden A'ya taşındığını düşündüğümüzde bakalım QTC'li elindeki operatörüyle nasıl bir oyun çıkartacak. Gecko hemen yanında Naked'la birlikte oynamak isteyecekler ama Gecko'nun şimdi kullanacağı bu flash'la birlikte QTC'li. Bakalım konuma nasıl cevap verecek? Buradaki duvarı çok güzel kullandı ama Lauzen pozisyonu bozulan QTC'liyi yakalıyor. Burada bir ultiyle bir kill daha isteyecek. Orada bir yolladı ve Crostal'i Barney'i yakalamasıyla durum 5'e 3. Side kontrol onlarda. Oyuncu avantajı onlarda. Spike'ın da kurulmasıyla birlikte geriden gelen o bir backup'la bakalım nasıl bir retake isteyecekler. Yanma tarafına oynamak isteyecekler. Sadece içerisinde Naked onları bekliyor ama Bardock'tan gelen bu kilde şimdi Naked takası oluyor. Naked 2'yi yolluyor. Tek başına kalan Jelivel durumu 2'ye 1'e kadar da getirmeyi başarmış. Burada bir çapraz ateş formasyonu. Her ne kadar kendisini Naked'ı yakalasa da Vellas round'u kapatıyor ve durum 2-2. Gelen bir deneme yalnız Revenue. Bu pikte zararlı çıkan taraf oldu. Şimdi ultisiyle birlikte özür dilerim flashiyle birlikte birazcık daha info almak ve gelen bu defansa karşı pozisyon almak isteyecek. Bakalım şimdi yollayacak kurtla karşılaşacağı sahne karşısında nasıl bir tepki alacak ama QTC'li çoktan o noktada kendisine kill'i bulmuş. Naked'dan gelen karşılık olsa da durum berabere. Hızlı bir B rotasyonu var. Özellikle 3 oyuncunun burada olduğunu gördüklerinde A'da tek bir oyuncunun onlar için ya da tamamen boş olduğu düşüncesiyle bakalım nasıl bir round izleyeceğiz. Long kontrol ile Primation şu an için gelecek backup'la birlikte bir tek deneyecekler. Durumun beraber olduğu bu roundda özellikle şeriflerin ne kadar kuvvetli olduğunu düşündüğümüzde bir anda durumun tam tersi döneceğini de düşünebiliriz. Yalnız Verlas burada ultiyi istiyor. Yalnız Verlas istediği noktada kill'le durum 4'e 3. Bakalım şimdi Crossell'in aldığı kill 4'e 2. Jelivel long'da. Diğer tarafta lap tarafında Barney. Crossell şimdilik elbow kontrolünde. Jelivel ise side'da daha rahat pozisyon bulabilecek durumda. Özellikle elindeki Vandal ile birlikte belki de round'u çevirebilir mi ama mükemmel bir kill. Özellikle ultisi ile birlikte Vandal ile çok kuvvetli. Burada şimdi gelecek backup'la çok rahat çevirebilir mi var? Bu saniyeden sonra bu çok zor olacak. Yine de düşürdükleri silahlar onlar için kar olduğunda söyleyebiliriz. Durum 3-2. Round'u kazanan taraf tekrar Regnum Kar yolluyor. Nihayetinde çok fazla silah düşürdüler ama ekonomilerinin iyi olmasıyla tekrar full buy olarak burada rakipleri Team Demiral'ın karşısında yer alabilecekler. Ama baktığımızda iki takım da gerçekten çok riskli bir pozisyonda. Round'u kaybeden taraf kesinlikle oynayacağı pistolle belki de 1 puan da kaybedeceğini söyleyebiliriz. Crossal ve QTC'den gelen kill'le şimdi o noktayı attığı bu flash'la birlikte kapatmayı başarıyor. Yalnız baktığımızda kullanılan bir ulti var.
Gelen ultiyle oyuncular geri çekilmiş durumda. Hemen şöyle baktığında bak olup diyor olmazsa rağmen ilk geliyor olmasa da Naked takas almış. Elbap tarafında kürteceğiyle yavaşlatmak istiyor ama bakalım şimdi Spike'ın kurulmasıyla nasıl pozisyon almak isteyecekler. Duvar arkasında pozisyondular. Primeş'in aldığı kilinin ardından ikinciyi yolluyor. Tek başına kalan Revenue. Karşısında 1-3. 1-2'ye çevirmeye başardı. Kullanılan ultiyle birlikte gelen bu yavaşlatma onu epey zayıflatacaktır. Bakalım Primeş'in. Oo, bir de canlandırma kullandı. Line up gelir mi diyeceğiz ama Revenue round tamamlıyor. Ve Team Demiral hem beraberliği hem de bir sonraki roundda silah avantajının sahibi oluyor. Vardı kurduyla birlikte epey info olmasına rağmen bir de flash'ını gönderdi. Yalnız çok hızlı girilen bir sayıda olmasına rağmen burada takas gelecek mi? Naked takas almış durum 4-4. Yalnız kürtüceli önündeki ultisiyle çok kuvvetli. Anında gelen bir takas var, daha fazlasını istiyor. Verlas buna izin vermedi. Şimdilik o noktanın kontrolünü dalga kıranıyla bir de silahı gördü. Oynayacak mı? İnanılmaz timingler. Yeri bilmiyor. Sadece 20 can. İlkini yolladı. İkiyi yollamadan Bardolf onu durdurdu. Yalnız bakalım Lauzen Lurk'ün de roundu terste çevirebilecek mi? Özellikle silah aldığını düşündüğümüzde şimdi birebir. Yalnız Bardolf. Üçüncü killinde takas. Ve roundu kazanan taraf tekrar burada. M28'i oluyor. Ama diğer taraftan Regnum Kare'da durumu birebir getirdiğini düşündüğümüzde inanılmaz bir atak roundu. Yani şu an roundu kazandığına neredeyse sevinemeyen bir Team Demiral olduğunu da söyleyebiliriz. Nihayetinde epey bir ekonomi kaybettiler roundu kazanmalarına rağmen. O noktada inanılmaz bir line-up geliyor. Özellikle burada oynamak isteyen Team Demiral oyuncularına karşı mükemmel bir pick geliyor. Daha fazla zorlamadan hamam kısmını boşaltmış durumdalar ama burada ağda epey de inatçı olduklarını da söylemem lazım. Bunun nasıl devam edecekler? Şu an için özellikle kaybedilen entry'leriyle biraz daha yavaşlatılan bir oyun var. Verlas. Kullanılan bir çağlayan ama baktığımızda çağlayanla birlikte kendine hücreye kadar yer bulabilmiş. Diğer tarafta Viper'ın bu duvarı aynı şekilde onların alan almasında epey onu durdurabilecek mi? Berlas kill'i çıkartıyor. Primeş'inden ikinci kill'le birlikte inanılmaz bir oyun. Primeş'in gelen bu destekle Revenue tek başına 3'e 1 pozisyon. Yani şu an için Revenue'nin clutchlamasını engelleyecek herhangi bir dezavantaj sadece zaman olduğunu söyleyebilirim. Özellikle silah ve armor'un tam olduğunu düşündüğümüzde ilk kill aldı ama Primeş'in devleştiği bu roundda Team Demiral'a round kazandıran oyuncu oluyor. Açıkçası burada Harbor'un desteğini Viper'la birlikte birleştirince utility'sini atakta inanılmaz bir artı kazanıyor Regnum Cario. Bunu zaten Lotus'ta görmüştük. Bunu Bind'da da uygulayabilmeleri gerçekten inanılmaz bir başarı.
Şöyle baktığımızda Krostel'den inanılmaz bir giriş. Elindeki cacı ile birlikte aldı. Ile şu an için sahipte bir de silah ile aldı. Spike'ın da kurulduğunu düşündüğümüzde bakalım Retake'de nasıl bir oyun izleyeceğiz. Şöyle baktığımızda iki oyuncusu short'tan gelirken burada Kürtüceli ise hamam tarafından oynamak isteyecek. Şimdi artık yavaş yavaş Pirmaş'ın site'da pozisyon almak isteyecek. Ve Pirmaş'ın atışında hata yok. Özellikle ultiyi düşürmesine rağmen Verlas'tan gelen takas. Durum 3'e 3. Bakalım ultisini bir kim daha yollayabilir ama Kürtüceli o noktada şimdi sumo içerisinde çözmek isteyecek. Tek başına kalan Kürtüceli Krostal tarafından durduruluyor. Bu judge gerçek anlamda Krostal'in de roundu Regnum Kare'ye kazandıran silah oluyor. Yani lambanın kontrolüyle birlikte A-Site içerisinde inanılmaz kilit bir noktanın kontrolünü aldılar. Bunu almalarıyla birlikte zaten hiç vakit kaybetmeden gelen bir backup gördük. Burada Tim Demiral'dan. Aynı şekilde o backup'ı bekleyen diğer oyuncuları kendilerini daha safe noktalarda pozisyon alarak backup'la oynamak istediler ama round başında entry'yi kazandıran Judge'ın yine aynı şekilde round sonunda round kazandırması Revenue. Yani burada takaslı bir oyun isteği ama Verlas'la birlikte yani şu barajı geçmeleri pek de mümkün değildi. Ve gerçekten de öyle oldu. Oo, Barney. Yeri bilmiyor. Üzerine flashlarla baskı devam ediyor ama oyunu artık B'ye taşıyan bir oyun olmasına rağmen şimdi Qtjeli kendi güvende hissettiği noktada Lauzan'ı yakalamış. Yine de 4'e 1. Bakalım. Elinde sadece bir hafifleti, yarım armoru ve vandalı. Kalan süre içerisinde rakip 4 rakibini durdurarak round'u clutchlayabilir mi? Verlas da şimdi kontakta. Bu da artık silahı sevlemekten başka çaresi kalmıyor. Belki exit frag'den. Deneme gelir mi ama hiç riske girmiyor burada. Regnum Karyalı oyuncular. Krostali. Geç gelen noktayı koyuyor ve durum 5-5. Demiral için ilk yarının bu son roundlarında gerçekten riskli bir round kaybetmeleri halinde ilk yarıdaki liderliği rakipleri Tim Demiral'a Regnum Kar'ya özür dilerim kaybetmeleri gerçekten olası. Bakalım burada nasıl bir entry göreceğiz. Bu arada Krostoli ilk entry'sini neyi başarmış? Yalnız saç el kullanımı başarılı olmayınca yarıldığını görüyoruz. Buradaki bariyer onları pek de ama kazandırmadı. Yine de bir maşin. Gider ayak yanında Naked'ı götürmeyi başarmış. Durum 4'e 3. Bakalım Celivel Heaven'daki pozisyonunda nasıl bir oyun sergileyecek. Özellikle şimdi Bardolph'a epey alan kazandırmayı başardı. Oradaki pozisyonda aldığı info ile birlikte. Burada Revenue. Bardock'ta The Kill'e rağmen 1'e 3 pozisyonda tek başına oradaki Revenue'nin yerini bilmiyor. Bakalım oradan geçmeyi başarabilecek mi ama Revenue round kapatıyor. Durum 6-5. Ekonom ve puanın sahibi Regnum Kar yolluyor. Burada mecburi artık bir force'la bakalım round'u çevirmek isteyecek. En azından beraberliği kazanmak isteyecek.
an şöyle baktığımızda iki Spectre, bir Vandal, bir Guardian, bir de Bulldog tercihi görüyoruz. Kim Demirallı oyuncularda? Yani Curl'le birlikte burada oynattıkları noktada çok rahat, çok da info alıyorlar ve o noktada yalnız. Yani bariyer üzerine aldığı pozisyonda Kill'le ilk entry'yi kazanmış. Jelivel'den Kill'le birlikte durum 5'e 3. Yalnız tek başına kaldı. Epey neredeyse kafa kafaya giden bir round olsa da sonuçta Lauzen tek başına, henüz spike kurulmamış. Lauzen durumu 1'e 4'ü getirmeyi başardı. Yeri belli. Burada short'a doğru oynamak isteyecek. Diğer tarafta baktığımızda Jelivel koşa koşa geldiği noktada onu yakalıyor. Ve durum 6-6. İlk yarıyı kazanan taraf. İlk yarıyı kazanan taraf yok ama bakalım beraberlik hangi tarafa yarayacak ikinci yarıda. Jelly short tarafında elindeki short, özür dilerim, Frenzy ile birlikte şimdi bir de dashini etkileştirdi. Lan bu Cam gözde kendisine çok rahat yer bulmayı başardı. Burada ben Pexite'de oynamak isteyecek. Diğer tarafta bu smoke içerisinde oynayacak bir oyuncuya karşı gerçekten etkili olabilir. Oo, inanılmaz bir geçiş. Burada bir de arkadaki oyuncuları yakalanacak mı ama Crostali buna izin vermiyor. Spike'ın kurulu olduğu noktada bakalım post plant'te Tim Demiral. Barney, yalnız Lauza'dan gelen takas. Şimdi denemeler geliyor. Hazreti'yle birlikte oradan kaçsa da onca neyle fazla yapacak bir şey yoktu. Bardol durumu bire bire bir fight'a getirdi ama Lauzen 4. kill'le round'u kapatıyor. Ve durum 7-6. Ve Lucaria ilk pistolün sahibi oluyor. İlk yarıda Team Demiral'ın pistol roundları kazandığını gördüğümüz noktada bu kez Regnum Karya pistol roundu kazanan taraf oldu. Bakalım Anteco'da da aynısını görebileceğiz mi? Yalnız hemen karşı tarafa baktığımızda kumar oynandığını görüyoruz. Forslandığını görüyoruz. İki Vandal karşı böyle bir force'la bakalım. İstedikleri sonucu alabilecekler mi? Özellikle elindeki Bucky'si ile birlikte QTC ile aradığı entry'yi bulabilecek mi? Burada track tarafında ufak piklerle devamlı short tarafı kontrol ediliyor şu an için. Burada özellikle lamba tarafı yavaşlattı mı? Hayır. Kendisi lamba tarafında hızlı bir şekilde pozisyon bulmayı başardı. Diğer tarafta naked. Şu an için smoke içerisinde pozisyonu koruyor. Backside'da Lauzen'le birlikte. Ve bakalım şimdi nasıl bir round izleyeceğiz bu noktada. Şu an için burada Haman Dallas tarafından baskılanıyordu ama ilk entry gelirken şimdi QTC'li elindeki bakışıyla çok kuvvetli. Oradaki baskı çok hızlı sönmüş. Bir de eline şimdi aldığı bu Vandal'la daha da kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Oh! Dallas ikinin ardından Remen'den gelen bu kill'de neredeyse kafa kafaya giden bir round olacaktı. Özellikle silahın mermisinin bittiğini düşündüğümüzde ama Lauzen tekrar roundu clutchlamayı başarıyor. Gerçek anlamda takımının kurtarıcısı oluyor.
kaybedilen roundla birlikte şöyle baktığımızda ekstra bir bonus oynayacak. Burada Red Bull Kare takımı yalnız gelen bu ağır baskı sonucunda geri çekilmek zorunda kalıyor. Neye gitti? Lausanne'den gelen killerde durum 5-3. Bir bariyerle birlikte kendisine en azından spike'ın kurulacak fırsat bulmak istiyor ama bakalım bunu başarabilecek mi? Özellikle Naked'dan gelen baskıyla pozisyonu tekrar bozmak zorunda kaldı. Yine de silah durumu olarak zayıf oldukları pozisyonda spike'ı kurmayı başarmışlar. Bir de kill çıkarmayı başarmışlar ama lambayı savunabilecekler mi? Şimdilik orada kurdun. Daha fazla info almasını engellemeyi başarmış Barney. Yalnız Revenue ve Crossfell'den gelen killerle birlikte Barney tek başına elinde Judge ile birlikte şimdi burada bariyer arkasında oynamak isteyecek. Hemen yanında Sky ile Revenue round'u kapatıyor. Ve durum 8-6. Redmond Karya Bind'da defansta inanılmaz kuvvetli. Yani hala ilk Anteco'dan kalan Bulldog'ların oynandığını görüyoruz. Ve full buy denemesi Team Demiral'da özellikle taktik mola sonrasında bakalım aradaki puan farkını kapatabilecekler mi? Burada hemen şöyle baktığımızda Naked'la birlikte Crossfire Verlas o noktada gelen takasla birlikte durum 4-4. Burada Astra'yı kaybeden Team Demiral özellikle side entry'lerinde kontrol uzmanını kaybetmesi onların işini epey zorlasa da iki entry'lerinin olması burada bir teselli olabilir onlar için. Kullanılan bariyerle birlikte yani burada yeşil tarafına kurmak isteyecekler. Hemen şöyle baktığımızda çok rahat bir giriş oldu. Burada artık bir retake denemesi gelecektir. Diğer tarafta yani çok agresif bir pozisyonda. Burada kendisine birden fazla kill bulabilir ama Verlas buna fazlalık da olsa bile burada Jelivel kill almayı başarmış. Kurtla birlikte ikinci kill'i çıkarıyor. Üçü isteyecektir. Burada üçü gönderiyor ve Jelivel round'da inanılmaz bir oyunla Team Demiral'ın belki de geri dönüşüne işaret ediyor. Verlas bu kasa savunmasında üzerine doğru gelen iki entry'ye karşı özellikle Long tarafındaki bu info ile birlikte burada sayıda geri çekilmek istiyor. Hemen kontağında Revenue. Bakalım bu çapraz ateş formasyonunda yalnız gelen bu Smoke'la birlikte kendine yer bulamazsa da Revenue yerinde çok bu orada her ne kadar yakalansa da bu noktada kendine primaşını yakalamış. Bakalım Crossfell'e. Bu kadar bir geri dönüş isteyecek. Orada Kürtüceli'yi yakalayabilir mi? Kürtüceli ise Sid tarafından doğru Naked'e karşı deneme. Kürtüceli. Ve olsa da ile birlikte
Hellebuck tarafında iki oyuncu. Raven ona doğru ilerliyor. Raven'ı burada ilk denemeye Barney. Kill çıkaran oyuncu. Durum 3'e 2. Avantaj onda. Saçalleriyle çok hızlı kendine yer bulmayı başardı. İlk kill yolladı. Durum berabere mi? Ooo, durum beraberliği çağırmaya başardı Krostali. Saçalleriyle ölümüne girdiği site'da. Ardı ardına aldığı killerle round'u çeviriyor. Ve durum 10'a 7. Az önce 4'e 2. Çok rahat bir round sonu galibiyetini hayal eden Team Demiral'a karşı gerçekten ağır bir darbe. Yöteceğini burada ultisiyle oynamak istiyor. Yalnız orada lazerini kaçırmış. Burada Deşil'i birlikte sahipte kendine pozisyon bulmayı başardı. Şimdi burada Trak arkasında devam etmek istiyor ki aldığı kille şu an için sahipte özellikle Lambo kontrolüyle büyük bir avantaj kazandırdı takımına. Kurt'la birlikte hamam güve kontrolü buldu. Şu an için sahipte çok rahat bir oyun oynayabilirler mi? Zorlamadan bir sev mi? Evet. Save kararı geliyor burada. Regnum Karya'dan. Açıkçası 5 oyuncu side içerisinde pozisyon almış. Spike kurulmuş. Girmek evet. Side'e girilir. Evet. Birkaç kill de alınabilir belki ama yani çok büyük bir ekstra olmadığı müddetçe orada round almaları gerçekten çok zordu. En doğru kararı verdiler. Burada bir save kararıyla durum ona 8 diyebiliriz şu an. Nihayet de bu silahları kaybetmeleriyle birlikte bir sonraki roundda pistol oynamak yerine üç silahı sevleyerek o round içerisinde kontrol almak isteyecekler. Bakalım bunda başarılı olacaklar mı? Şöyle baktığımızda Krostali Trak üstünde elindeki Vandal'ı ile şu an için pozisyon bekliyor. Oo, Lawrence neredeyse off angle'da yakalanıyordu. Tam zamanında geri çekilse de şu an için pozisyonunu bozmadı. Burada rahatlıkla line up bile çıkarabilir ama Jellyvel buna izin vermiyor. Şimdi canın fazla noktada B'ye girecek. Özellikle Naked için inanılmaz rahat bir kill olabilir mi? Şimdi burada kutilite esnasını yakalasa da Jellyvel'den kill. Diğer tarafta Crosshair'in killiyle durum berabere. Oo, Barney çok kötü yakaladı. Diğer noktada şimdi Curl'le birlikte info almak istiyor ama Verlas. Bakalım 3'e 1 durumda. Burada ligde 2 alabilecek mi? Gerçekten çok zor. Hem Hoka'da hem de alttaki pozisyonda yine de durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Burada yolladığı fake'le birlikte bir kill daha isteyecek. Orada 1-1 de belki round'u çevirecek pozisyonu bulabilir ama bakalım. En azından burada yalnız dalga kıran da gelen çekim onun bu bütün planlarını bozuyor. Bardoff aldığı kill'le de round kapatıyor. Durum 19. Aradaki puan farkı 1'e düşmüş durumda. İkinci yarıda gelen 4 puanlık seri şu an için bozulmuş. Bakalım Team Demiral'ın bu gidişatını dur diyebilecek mi Regnum Karya, yoksa bir beraberlikle birlikte burada Team Demiral haritayı tersine çeviren oyuncu mu olacak? Chromix reklamlar benimle alakalı değil. Olabildiğince kıstım. Özür dilerim yine de. Yani daha fazla azaltamıyorum, kapatamıyorum. Yaşım. Bir entry edasıyla burada kutu üzerinde kendisine yer buldu ama bakalım devam edecek mi şu an için. 4 oyuncu orada pozisyonda, hamamdan gelebilecek bir arkalamaya karşı
Burada Bardol pozisyonunu korumaya devam ediyor. Oo, Lauzen. Yakalamış, ikinci gelmeden Celiver'le Kuticeli'den gelen bu killerle birlikte. Bakalım. Durum 4-3. Henüz Spike'ın kurulmaması. Belki de burada bir save kararı yerine. Bir retake isteminin en büyük önemi olabilir. Burada iyice Side'ın güvenli olduğuna emin olmak istiyorlar ama şu an için özellikle backup'ın geldiği bir noktada bu istekleri onlara patlayabilir mi? Celiver! İnanılmaz bir oyun. Celiver. Acaba denemem. Bu kadar sorun içerisinde hiç kafanızı yormayın. O iş benden idi. Round'u kapatarak beraberliği takımına kazandıran oyuncu oldu. Regnum Karya'nın kaybedilen roundla birlikte bakalım bu eco roundda nasıl bir oyun oynanacak. Tabi bir tek denemesi olacaktır. Yine de hiçbir işi şansa bırakmayan Team Demiral. Gerçekten çok dikkatli ve emin adımlarla sayda girmeyi başarıyor. Bakalım eco roundda nasıl bir sonuç izleyeceğiz. Daha önceki Lotus map'imizde tahminlerimizin çok aykırı bir sonuçta karşılık vermeyi başarmıştı takımlar birbiri karşısında ama bir kez bakalım öyle olabilecek mi? Özellikle aldıkları pozisyonda bir de Celiver'in ilgisini açtığını düşündüğümüzde bir de Kör inanılmaz pozisyonda yine de yakalamayı başaramadılar. Tam zamanında gelen bu yavaşlatma belki de Celiver için en büyük koruma kalkanı oldu orada. Oh, double picklerle denemeler. Kuticeli henüz pozisyonu bozmadı. Bir line up mı? Şimdi Naked'dan ve Lauzen'den gelen kill'le inanılır gibi değil. Yani orada Lauzen bir kill daha alsa belki de bir birebir aim fight görebilirdik ama yine de geçen süreyi düşündüğümüzde değişen fazla da bir şey olmazdı. Baktığımızda Team Demiral epey silah kaybetse de round'u kazanmış. Ki onlar için hemen şöyle zaten skor tablosuna baktığımızda o kadar da büyük bir problem olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan Regnum Karya eğer bu roundu kaybederse bir sonraki maç puan avantajında Team Demiral'ı tamamen force bir roundla zaten dezavantajlı pozisyonunda daha fazla dezavantajlı duruma düşebilir. Şöyle baktığımızda A'daki iki oyuncuya karşı B'den açılan 3 oyuncu ile birlikte burada bir arkalama deneyecekler. Bakalım girdikleri bu riskte karşılığını görecekler mi? Celiver. Celiver hemen karşılığı gelen takaslarda durum berabere. Yalnız Pirmeşi'nin varlığı burada. Buradaki beraberliği tekrar Team Demiral'ın avantajını çevirmeyi başarmış durumda. Bir de Barney'den gelen şimdi ulti ile birlikte hangi sayda gitmelerinin tam olarak eminler. Bakalım Verlas. Böyle bir dezavantajlı pozisyonda. Oo, yalnız
ölümüne bir atlayış Jelivel'den aldığı kille bir de canını tazelemeyi başarmış. 4'e 2 Spike vurulmuş. Lauzen diğer tarafta Naked'dan gelecek. Backup'la birlikte hareket etmek isteyecektir. Şu an için ise Jelivel buradaki lap kapısını bekleyen Tim Demiral oyuncusu. Yani yeri çok güzel tahmin etsene Jelivel'den. Tokat gibi bir headshot'la tamamlıyor. Naked şimdi durumu 1'e 3'e getirmiş. Hala vakti var. Burada ultisiyle oynamak isteyecek ve Curry ile kendisi de pozisyon bulmak isteyecek ama Barney. Burada Naked'i yakalıyor ve durum 12-10. Maç puanı avantajı. Tim Demiral da ikinci yarın başlangıcında Regnum Karya kalesi tadında bir savunma gösterse de devamında Tim Demiral'dan inanılmaz bir comeback ve maç puanı avantajı. Bakalım bu bugünkü karşılaşmamızda son round mı olacak yoksa burada tekrar Regnum Karya'dan bir comeback görebilecek miyiz? Tekrar bir B oyunu isteniyor. Özellikle şimdi teleporttan atılan bu kurtla birlikte bakalım orada gelen baskının farkında. Hemen şöyle baktığımızda 3 Vandal 2'de Bulldog tercihi var. Bakıldığında hala bu roundu çevirebilecek yeterlikte olduğunu söyleyebilirim. O oyuncunun farkındalar. Burada kendisine bir kill almayı başarmış. Realist'ten gelen bu kille bir kill daha istiyor. Diğer tarafta Verlas sadece 5 canı kalmasına rağmen oyuncu avantajının böyle bir silah gücüne rağmen Regnum Karya'da olduğunu görmek de belki de maçımızın daha henüz tamamlanmadığı fikrini oluşturmuştur zannedersem. Oo, Bardolf. Bardolf 2'yi alacak mı? Revenue. Çok az canlı oradan kurtulmaya başarmış ama Lauzen'den gelen killerle tek başına karşısında 4 Regnum Karya oyuncusu. Belki silahı seyirlemek isteyebilir mi? Şimdi arkasından gelen baskıya cevap vermek istiyor ama Lauzen 3. killinde takımına belki de uzatmalara taşıyan oyuncu olabilir. Bakalım bu roundumuz tamam mı? Devam mı roundu? İlk haritamıza baktığımızda 13-11 gibi bir skorla kapatmayı başarmıştı. Tim Demiral bakalım bunu tekrarlayabilecek mi yoksa Regnum Karya bu kez hayır diyebilecek mi? Orada Kuati Jelly. Elindeki operatörüyle bakalım. Esenli rüzgarın yönünü değiştirmiş olacak mı? Yalnız teleporttan gelen bu baskıda Verlas ikili alırken Cutie Jelly verdiği karşılıkla belki de uzatmalara giden bu roundun kilidini açmış olabilir. Bakalım özellikle ultisini de açtığını düşündüğümüzde nasıl bir oyun isteyeceğiz? Yani inanılmaz agresif bir round ve bu agresif roundla birlikte bomboş bir B site'da Tim Demiral kendisine pozisyon buluyor. Spike'ı kuracak. Zamanı yaratabiliyor. Bu arada Jelivel ultisini açmış. Ebel tarafından gelen iki oyuncuya karşı pozisyonu koruyor. Bakın Krusel ile birlikte Dragon'ı buradaki kill alabilecek mi ama Bardolf ve Jelivel'den gelen bu kill'de durum 4'e 2'ye geldi. Durumda Naked burada Curry'le birlikte oynamak istiyor. Diğer tarafta Bardolf'tan gelen bu kill'de Naked durumu 3'e 1'e getirmiş. Gelen Cam Göz'le birlikte Jelivel round'u sonlandırıyor ve Tim Demiral bir üst tura çıkan takım oluyor. Yani şu an şu maç şu turda oynandığını görmek ve böyle hani bir elo farkı olmadan oynandığını görmek inanılmaz zevkli. İlk haritadan itibaren başlayan çekişmeli maçlar 3. haritaya kadar devam etti. Nefesleri kesen maçlar oldu. Bundan dolayı hem
takım koçlarına hem de takım oyuncularına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle zevkli maçlar, böyle zevkli seyirler bize sundukları için. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada Team Demirhan Esport burada kuvvetli olan taraf oldu ve bir üst tura çıkmayı başardı. Bakalım başlayacak playofflarda bu momentumu devam ettirerek seriyi galip tamamlayan taraf olabilecekler mi? Fazla lafı uzatmayacağım. Beni izlediğiniz için, takımlarımızı izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki maçlarda, bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın diyorum. İyi geceler. Ages ago, the elders and I were created to control and reign over the universe, galaxy.